Sayın seyirciler, iyi akşamlar. Yine Ankara'dayız. Ne oluyor? Ankara'dan açıyoruz. Malum koalisyon görüşmeleri başlayacak. Ankara'nın havası sıcak, siyasi ortamı da sıcak. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oluşturulacak olan Meclis Başkanlık Divanı krizi aşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu ön şart olarak koşmuştu. Koalisyon turlarının başlayabilmesi ve görevlendirmenin yapılabilmesi için. Beklenen o ki yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden ilk parti olarak çıkan AKP lideri Ahmet Davutoğlu'na görevlendirmeyi yapması, görevi vermesi. Ahmet Davutoğlu yine teamüllere göre görevi alırsa ilk ziyaret edeceği parti Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Çünkü seçimden ikinci en fazla oy alarak çıkan parti. Biz de ne oluyor da bugünden itibaren koalisyon turlarına başlıyoruz. Sizlere partilerin stratejisi ne olacak? Neler söylemek istiyorlar? Seçmene, sizlere yani oy verenlere mesajları nedir? Bunları aktarmaya çalışacağız. Tabii ki ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne sözü verdik. Çünkü AK Parti'nin, Ahmet Davutoğlu'nun Sayın Başbakan'ın görüşeceği ilk parti Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne diyelim milletvekillerini, genel başkan yardımcılarını bir anlamda beyin takımını ağırlıyoruz. Onlardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçteki stratejisi ne olacak ayrıntılarını dinleyeceksiniz. Kimlerle birlikteyiz? Murat Özçelik bizimle birlikte. CHP Dış İlişkiler'den sorumlu genel başkan yardımcısı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'un milletvekili, hoş geldiniz. Selin Sayek Böke bizimle birlikte. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Aynı zamanda İzmir Milletvekili, hoş geldiniz. Bülent Tezcan bizimle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk ve seçim işleri genelden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Aydın Milletvekili, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan Fikri Sağlar bizimle birlikte olacak. Eski kültür bakanlarından biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyesiydi. Şimdi de Mersin Milletvekili, birazdan bize katılacak. Kısa bir ara vereceğim, kısacık bir ara, reklam arası. Bizden ayrılmayın, birazdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçle ilgili neler düşündüğünü ayrıntılı bir biçimde konuşacağız. Görüşmek üzere. Biraz önce aktardığım gibi bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılarını ve milletvekillerini ağırlıyorum. Koalisyon görüşmelerinin ilk turunda CNN Türk ve Ne Oluyor olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne sözü bırakacağız bu akşam. Zira Ahmet Davutoğlu başbakan görevi aldığı zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu akşam nasıl bir strateji uygulanacak? Bunun ayrıntılarına bakacağız. Biraz önce konuklarımı tanıtırken Fikri Sağlar bizimle birlikte değildi. Kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Şimdi önce müsaade ederseniz Bülent Tezcan'la başlayayım. Bize bir anlatabilir misiniz? Beklentileriniz nedir? Birincisi, bekleniyor ama bir türlü olamıyor bu görevlendirme meselesi. Bu konuda sizin tespitiniz nedir? Ne zaman olmasını bekliyorsunuz? Ne söylersiniz? Şimdi görevlendirme konusu bir hayli gecikti. Bu kadar gecikmesini gerektirecek ne bizde siyaset geleneğimizde, ne anayasa geleneğimizde, ne de anayasanın yazılı hükümlerinde böyle bir şart yok. Yani şimdi Sayın Tayyip Erdoğan diyor ki başkanlık divanı oluştuğu zaman vereceğim diyor. Oysa anayasa başbakanı atama yetkisi, hükümet kurma görevi başkanlık divanı oluşunca verilir demiyor. Anayasa cumhurbaşkanı meclis içerisinden bir milletvekilini hükümet kurmakla görevlendirilir diyor. Şimdi baktığınız zaman bu ne zaman olur? Bu meclis yemini ettiği andan itibaren cumhurbaşkanının bu görevlendirmeyi yapması gerekir. Niye yapması gerekir? Ha, bununla ilgili 3 gün içinde yapacaksın, 1 hafta içerisinde yapacaksın diye bir süre de koymamış ama 116. maddede 45 günlük bir süre koymuş. İşte o başkanlık divanının oluşması orada önem kazanıyor. Meclis başkanlık divanı oluştuktan itibaren 45 gün içerisinde hükümet kurulmazsa erken seçime, yeni bir seçime gidilebilir diye bir hüküm var. Şimdi bunu Sayın Tayyip Erdoğan çıktı, ben dedi başkanlık divanı kurulunca görevi vereceğim dedi. Halbuki bugüne kadarki bütün
hükümet kurma geleneğimize baktığımızda daha önce verilmiş. 5 gün sonra verilmiş yeminden, 3 gün sonra verilmiş, 6 gün sonra verilmiş. Şu anda biz 23 Haziran'da yemin ettik. Temmuz ayının 7'si bugün. 7 Temmuz 15 güne yaklaştı. Yani o 2 haftayı geçti, hala görev verilmedi. Şimdi burada tabii tablo şu. Parlamento oluştu. 7 Haziran'da seçimlere gittik ve 7 Haziran'dan sonra bir seçmen iradesi oluştu. Millet dedi ki bugüne kadar tek parti iktidarına ben vize vermiştim son 3 seçimde. Bu seçimde artık bunu değiştiriyorum. Şu veya bu şekilde değiştiriyorum. Hiçbir parti tek başına hükümet kuramayacak. Oturun anlaşın dedi. De belli ki seçmen artık Türkiye'de tek partinin tahakkümü üzerine kurulu bir işleyişin devam etmesini parlamenter demokrasi açısından tehlikeli görmeye başladı. Özgürlükler açısından tehlikeli görmeye başladı. Türkiye'nin yaşanabilir bir geleceği oluşturma konusunda tehlike gördü ve koalisyon kurun dedi. Şimdi şuna bağlayacağım. Şuna bağlamak için söylüyorum bunu. Çok uzun bir girizgah niyetiyle ben değil. Ben demin söylediğiniz bir Cumhurbaşkanı, tespit için soracağım. Sayın Tayyip Erdoğan böyle bir tabloda özellikle seçimden sonra niyet olarak önce seçim öncesindeki kampanyasında aktif bir siyasetçi gibi meydanlara çıktı. 400 milletvekili istiyorum dedi. Tek partiye biz yetki verin dedi ve bir çağrı yaptı. Onları kapattık. Ama seçimden sonra çıkan tabloyla bundan etkilenip tabloyu doğru okuyup şunu beklemek her vatandaşın en doğal hakkı. Seçim yapıldı, uzlaşma istiyor artık seçmen. Vatandaş uzlaşma istiyor. Dolayısıyla Sayın Tayyip Erdoğan'ın da bu sese kulak verip derhal uzlaşmaya dönük adımların atılması için Cumhurbaşkanı görevlendirme yapması lazımdı. Oysa bir erken seçimi ilk dillendiren Sayın Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi bu problem burada. Niye? Niye bekliyor? Oraya geleceğim. Ama başkanlık divanı şartı aslında sizin de lehinize olan bir durum değil mi? Çünkü bu 45 günlük süreyi bir de başkanlık divanı tartışmalarıyla geçirseydi partiler. Çünkü mesela MHP itiraz etti. HDP birimden aynı sayıda üye bulunduramaz. Aslında bir anlamda bu süreyi ayırmış olması sizler açısından da ne yapacağınızı belirlemeniz açısından da bir tam tersi katkı sağlamadı mı? Tam tersi şöyle bir olanak elinden alındı hükümet kuracak partilerin, alınmak istendi. Muhtemelen de o niyetle yapıldı. 45 günlük süre içerisinde hükümet kurmakla ilgili siyasi partilerin birbirleriyle görüşme, anlaşma konusundaki süreleri mümkün olduğunca daralsın istendi. Yani başkanlık divanı kurulduktan sonra verdim dediğin anda azami 45 gün içinde kurmanız lazım. Yoksa tekrar seçime götürürüm diyor. Götürebilir diyor anayasa da. O teknik bir tartışma. Oraya girmiyorum. Şimdi burada Sayın Tayyip Erdoğan ilk günden itibaren bir erken seçimi ifade ettiği için yeniden gidelim vatandaşa. Daha dur bakalım bu seçmen iradesine uygun bir hükümet kurulacak mı, kurulmayacak mı? Önce buna bir saygı gösterelim. Bütün bunları bir kenara bırakıp tartışma bu noktaya oturunca saray kanadından. O zaman tabii şöyle bir şey çıktı. Erken görevlendirme yapmış olsaydı eğer, mesela 18'inde yemin ettik, 19'unda verebilirdi görevi, 20'sinde verebilirdi. Vermesine bir engel olmadığı gibi siyasi partiler özellikle son 3 seçimde tek partinin iktidar olduğu bir Türkiye'de 18 yaşındaki çocukların doğru dürüst koalisyonun ne olduğunu bilmediği, ilk oy kullananların koalisyon ne olduğunu bilmediği bir Türkiye'de koalisyon pratiği açısından daha geniş bir zamana ihtiyaç vardı. Bu zamanı daraltmaması gerekiyordu. Bu zamanı daraltmak niyeti başlı başına işte kuramasınlar da seçime gidilsinin bir altyapısı diye düşünüyorum. Bir, ikincisi başka bir şey daha var. Bakın meclis başkanlığı seçiminden önce koalisyon hükümet kurma yetkisi herhangi bir doğal olarak birinci partinin genel başkanına Sayın Davutoğlu'na verilecekti. Verilseydi koalisyon kurma sürecinde bu parlamento aritmetiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın nasıl seçileceği de bu konudaki enstrümanlardan birisidir. Ve doğal olarak bir cumhurbaşkanının bu enstrümanları sınırlamak gibi bir lüksü yoktur. Tam tersine görev verdiği başbakanın en çabuk, en seri, en uygun hükümeti kurabilmesi için elini rahatlatmak gibi bir sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanının bizim anayasa geleneğimize göre o zaman meclis başkanlık meclis başkanı seçilmeden önce
vermiş olsaydı bu görevi, o zaman ne olacaktı? Partiler belki de oturup meclis başkanı bir partiden, başbakan başka partiden olsun deme imkanları belki olacaktı. Olurdu olmazdı. Ama bütün bu imkanları kısmak için özel olarak Süren'in başkanlık divanı seçiminden sonra görevlendirme verilerek kısıtlı tutulmak istendiğini düşünüyoruz. Bu seçmen iradesinin de arzu ettiği bir şey değil. Bu Türk siyasetini uzlaşma kültürü etrafında sağlıklı bir geleceğe taşımak yerine tam tersine daha işin başında krizi tetikleme girişimidir. Yalnız sanıyorum ki tamamla diyeceksiniz. Evet. Hemen son cümle şunu söyleyeyim. Ama ne olursa olsun biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürecin başından itibaren şu tutumdayız, şu kararlılıktayız. Biz bu süreci krizin derinleştiği bir süreç değil, çözümün bütün noktalarıyla önünün açıldığı bir süreç olarak değerlendireceğiz. O yüzden bu geçmiş rezervleri anlatmamızın sebebi bir tartışma açmak değil, bugünden sonrasına ilişkin süreçte onun ışık tutup artık o üsluba tevessül etmeme konusunda herkesin sorumlu davranması hususunu hatırlatmak. Bu bıraktığınız yerden Fikri Bey'le devam edeyim. Çünkü kendisi de daha önce koalisyon hükümetlerinde bulunmuş bir isim olarak. Şimdi yani ne oldu ne bitti tartışmasını çok yaptık. Onun ayrıntısına girmeden sadece şunu söylemek istiyorum. Muhalefet açısından seçimin sonucu bir psikolojik üstünlük yaratmıştı. Ama bu meclis başkanlığı sırasında bir şekilde bu psikoloji bir nebze kırıldı. Şu anda AK Parti'nin kazandığını değil, daha çok meclis başkanlığını, AK Parti'nin seçimden oylarını düşürdüğünü değil, meclis başkanlığı kazandığını daha çok kamuoyu tartışıyor. Bu önümüzdeki dönemde siz CHP olarak nasıl bir yönetmeyi düşünüyorsunuz? Özel bir strateji belirleyecek misiniz? Yani meclis başkanlığı meselesinden sıyrılarak nasıl bir stratejiniz olacak? Halka ne mesaj vereceksiniz? Aslında önce şunu söylemek isterim. Ben 1983 yılından itibaren, yani 12 Eylül darbesinden sonraki Türkiye'deki demokratik açılımı çok yakından takip eden birisiyim. Bugünkü bulunduğumuz konum geçtiğimiz 3 seçime göre değerlendiriliyor. Geçtiğimiz 3 seçimde de AKP hep birinci parti olarak geldi. Dolayısıyla meclis başkanlığında, cumhurbaşkanlığında falan elinde tuttuğu için bunları konuşmadık. İlk defa yeni bir durum ortaya çıkıyordu. Hatta ben kaydolurken, milletvekili olarak kaydolurken şunu söylemiştim. Şimdi artık Türkiye'de demokrasi oyunundan çıkıyoruz. Bu parlamento, Türkiye'nin bütün zenginliğini ve renklerini taşıyan bu parlamentoda demokrasi yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Burada 4 siyasi parti var. %10 barajını aşan 4 siyasi parti olduğu anda biliyoruz ki koalisyonlar geliyor. Geçtiğimiz dönemde de öyle olmuştu. Şimdi tabii biz hep Recep Tayyip Erdoğan'a karşı durduğumuz ve onun kafasında birçok tilki dolaştığını bildiğimiz için oraya atıfta bulunuyoruz ama baktığımız zaman hem anayasaya hem iş tüzüğe göre prosedür normal işliyor Türkiye'de. Biz heyecanla bir an önce bir koalisyon hükümeti kurulsun ve nasıl kurulacağı tartışıyoruz. Ve ahkamda kesiyoruz bu konuda. Çok fazla da bilmeden bugün bir örneğin bir arkadaş, bir yazar arkadaşımı diyeyim, konuşurken izledim. Tamamen açıp en basit şeyi, meclis başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu kesin ilan ettikten 5 gün sonra meclis toplanır, yemin eder 10 gün içerisinde, 10 gün sonra da meclis başkanı seçilir sürecini hiç bilmeden niye erken seçilmedi, niye bekledik gibi laflar söylüyordu. Şimdi aslında bunlara bakarsanız bu devam ediyor. Biz bu arada birden birçok şeyi çok kullandık gibi geliyor. Yani kim koalisyon kuracak? Söylenen ve bizlerin de beklediği, hatta toplumumuzun da beklediği, 13 yıl boyunca Türkiye'yi tek adamla yönetilen Türkiye'den artık yeter diyen bir koalisyon çıktı. Muhalefette bulunan ve Türkiye'yi kapsayan, yani CHP'siyle, HDP'siyle ve MHP'siyle Türkiye'deki bütün renkleri kapsayan bir çoğunluğun parlamentoya girdiği görüldü. Ve insanlar hemen şunu okudular. Dediler ki bir, 400 milletvekili sana vermedim. Recep Bey sen kaçak sarayda otur. İki, şimdi artık bundan sonra hepimizi ifade edebileceği, kendimizi ifade edebileceğimiz
ve kendimizi güvence altında bulabileceğimiz bir koalisyon olacak. 3, AKP sen artık iktidarda olmayacaksın. Bir muhalefet görevi ver ve 13 yılında hesabını ver. Şimdi biz bunları konuşurken birden işte niye vermiyor başbakanlık falan derindi. Aslında eğer iyi baksaydık, iyi yönetebilseydik muhalefetteki olan diğer iki parti için söylüyorum. Bir tanesi çok sessiz kaldı ama 8 Haziran'dan itibaren MHP öne o kadar çok çıktı ki sağduyulu düşünmeyi, biraz evvel söylediğiniz gibi bundan sonra ne yapacağınızı değil, o gün neler yapılabileceğini konuşma fırsatını elde edemedik. Şimdi bundan sonra Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu çok açıkça bir şey söylüyor. Biz yapıcı olacağız. Burada Türkiye'de yeni bir dönemin açılabilmesi için engel olmayacağız. Ve bizim 14 tane ilkemiz var. Bu ilkemiz kesin bir ilke olarak koyuyoruz. Yani yolsuzluktan ya da hukuksuzluktan kim hayır ben hukuk kurmayacağım diyebilir, yolsuzlukların üzerine gitmeyeceğim diyebilir gibi. Yani aslında baktığımız zaman bizim için, yani bana kişisel anlamda sorduğunuzda daha başka maddeler, ilkeler de olması gerekirken 14 tane ilkenin kimsenin üzerinde tartışamayacağı ilkeler etrafında toplanabiliriz. Eğer farklı şeyler söyleyecek olanlar varsa bunları da dinleyebiliriz hiç sesimizi çıkarmadan, ama olması gerekeni yapacağız diyor. Buradaki yani bizim uygulayacağımız, bana sordunuz, ben yetkili arkadaşlarımızla birlikte parti meclisinde de gördüğüm şu ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi normalleştirmek için, Türkiye'de gerçek demokrasiyi kurmak için, Türkiye'de Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu kabul etmek için, iç barışı sağlamak için, Türkiye'de yapılan bütün kanunsuzlukları, yolsuzlukları, hırsızlıkları hesap sormak için ve asıl Türkiye'nin dünya uluslar ailesi içerisinde saygın bir şekilde kalabilmesi için elinden gelen her şeyi yapacak. Bizim iki tane kucağımızda bulacağımız, yani Türkiye'deki bütün siyasi partilerin kim hükümeti kurarsa kursun iki önemli konu var. Dünyanın gözü, belki biraz sonra Murat Bey bunu anlatacak. Evet. Dünyanın gözü bizim Suriye meselesinde, yani Orta Doğu meselesinde ne yapacağımıza bakıyor. Evet. AB'si de ABD'si de bütün dünyada iki ve asıl önemlisi ekonomi. Türkiye'de, onu da sevgili arkadaşım anlatacak, Türkiye'nin kucağında evet, müthiş bir kriz olacak. Dolayısıyla bu krizden aşabilmek doğrultusu, biz bunları bildiğimiz için diyoruz ki hükümeti kurmayan, Türkiye'yi çaresiz bırakan, eli kolu bağlı bırakan bir parti olmayacağız. Peki, şimdi Murat Özçelik ve hakikaten Selin Sayık Böke'ye... Özür dilerim ama ilkelerin altını çizerek söylüyorum. İlkelerimizden ve 6 Haziran'da söylediklerimizden de vazgeçmeyeceğiz. Şimdi onların ayrıntılarına bakacağız. Ben Murat Bey'e ve Selin Hanım'a dönmeden önce bir sadece teknik bir soru sorayım. Çünkü bir dakikalık reklamımız var, ona gitmeden önce söz yarıda kalmasın sizlerle. Diğer mesela AK Parti komisyonlar kurdu ve bu hukuk komisyonu kurdu. İşte partilerle nasıl görüşülecek? CHP içinde de böyle bir yapılanmaya gidiyor musunuz? Bunu neden soruyorum? Koalisyon genelde görüşmeleri için. CHP'ye ve diğer muhalefet partilerine de yöneltilen eleştiri şu. Bakın AK Parti ne kadar düzenli bir parti. Her şeyi önceden hesaplıyor, strateji geliştiriyor, kurulları var. Her şeyi adım adım hesaplıyor. Muhalefetse genelde hiç bu işlere bakmaz. Son dakika karar. Böyle mi? Nasıl yürüyecek? Yok. Bu anlamda şimdi bir şeyiniz var. Böyle bir komisyon kurmadık. Kurmamızın bir gereği de yok şu aşamada. Çünkü ilk defa ilkelerini açıklayan parti biziz. Daha koalisyon görüşmeleri yapılıyor. Yani bu iş böyle ansiklopedi yazma işi değil. Oturup belli temel prensiplerde anlaştıktan sonra bu çok rahat halledilecek bir şeydir. Yani her parti için ayrı bir komisyon kurup, işte anlatılan üzerine söylüyorum, her partiyle yapılacak görüşmeler için ayrı bir komisyon. Bütün seçim süresince partilerin seçim bildirgeleri meydandaydı. Bütün konuşmaları meydanda, neleri söyledikleri meydanda, hepimizin, bütün partilerin, ve bunları biliyoruz. Şimdi buradaki mesele şu, 14 temel ilke saydık. Biz dedik ki koalisyonlar partiler meselesi değil, ilkeler meselesidir. Şimdi biz bu ilkeler üzerinde süreçte oturup anlaşır veya bir başka parti 12 ilkeyle gelir, 9 ilkeyle gelir, otururuz. Ondan sonrasıdır. Yani öbürü biraz komisyona havale etme niyetimiz yok. Yani şimdi koalisyon görüşmelerinin Ankara'da nasıl yapıldığını biliyoruz tecrübelerle. Kapalı kapılar ardında yürüyen bir tarafı vardır. Bir de evet, kamuoyu önünde yürüyen tarafı vardır. Mesela böyle bir ekip kurdunuz mu? Şu isimler gidiyor, AK Parti ile görüşüyorlar, geliyorlar, bilgiyi getiriyorlar. Böyle bir sistem işliyor mu şu an için? Şimdi her zaman arka kapı diplomasisi yürür ama bunlar hep
arka kapıda kalır, önde konuşulmaz. O yüzden önemli olan görevlendirme yapıldıktan sonra Sayın Davutoğlu gelecek. Ondan sonra belki o görüşmede şunlar teması devam ettirsin kamuoyu önünde denecektir. Ama bunun dışında tabii ki arka planda birbirleriyle her siyasi partinin görüşen çeşitli şeyi vardır kadrolar. Ama böyle özel görevlendirilmiş bir komisyonumuz var. Sen git şunla konuş, sen git filanca partiyle konuş diye bir çalışmamız yok. Diğer partiler de zaten böyle bir şey kurduk demiyorlar. Bir AKP'nin söylediği sadece işte seçim bildirgelerini inceletiyoruz. Bunun için komisyon kurduk demişler. Çünkü yine ne oldu bittiye girmeden şunu soracağım. Bu MHP ile olan meclis başkanlığı meselesinde getirilen eleştirilerden bir tanesi. Yani nasıl olur da MHP, CHP bir araya gelip meclis başkanında nasıl bir strateji izleyeceğiz diye konuşmazlar meselesiydi. Hakikaten iki büyük köklü parti bir araya gelip ya şöyle olursa B planımız bu, şöyle olursa C planımız bu. Demediler. Sorusu kamuoyunda çok tartışıldı. Bu anlamda sordum. Bu şöyle, yine böyle bir duruma şöyle, düşmüş. Bu buradaki o farklı bir meseleydi. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi başından beri, sürecin başından beri bir başka siyasi partiye kapıları kapattı. HDP'yi ben yok sayıyorum dedi. Flu görüyorum, görmüyorum, tanımıyorum. Evet. 80 milletvekili olan bir partiyi. Dolayısıyla bu çerçevede oluşabilecek bütün çalışmaların peşinen kapısını kapattığı için o söylediğiniz imkan fiilen yoktu. Sadece bireysel görüşmelerle belli şeyler konuşulabiliyordu. Belli şeyler konuşulabilir. Evet. Dolayısıyla siz şimdi yani normal şartlarda biraz önce anlattınız ama yarın mı bekliyorsunuz? Yani büyük olasılıkla yarın verecek Sayın Tayyip Erdoğan görevi. Çünkü yarın divan oluşacak. Yarın 3'teki 15'teki oylamadan sonra divan oluşacak. Ondan sonra da Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir görevlendirme yapacak. Ondan sonra da başbakan büyük olasılıkla da Davutoğlu önümüzdeki haftadan itibaren turlara başlayacak. Şimdi Selin Sayıkböke ve Murat Özçelik'le devam edeceğim ama bir dakikalık bir reklamımız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Hemen geri geliyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Dediğim gibi bu programda CHP'ye sözü bıraktık. Selim Sayıkböke ile devam etmek istiyorum. Sizin değerlendirmeniz ne yönde? Biraz ekonomi penceresinden bakacak olursak. Bir erken seçim telaffuz ediliyor, evet. Gerçi araştırmacılar da artık böyle bakmaya başladılar. Erken seçim mi konuşmaya başlamamız gerekiyor çünkü bu ihtimal güçleniyor diyorlar. Bir kez sizin açınızdan bu böyle mi? Dün ne oluyor da Selçuk Şirin bir tespit yaptı. Erken seçimin Türkiye bedelinin 1 milyar Türk lirasını bulabileceğini söyledi. CHP bunu ne kadar değerlendirmeleri içine katıyor ve bu anlamda sizin seçmene mesajınız nedir? Bir koalisyon durumunda ekonomi ne olur? Bir erken seçim durumunda herhangi bir uyarınız ya da tespitiniz ya da belki de hayır hiçbir şey olmaz mı diyorsunuz, ne diyorsunuz? Esasında biraz önce söylenen hani 6 Haziran'da söylediklerimizi unutmadık ve tekrar ediyoruz cümlesi özellikle ekonomi açısından çok önem atfedilmesi gereken bir cümle. Zira 6 Haziran'da Türkiye'nin kırılganlıkları neydiyse, yani ekonomide reform ihtiyacı ne idiyse, bugün o ihtiyaç daha da derinleşerek devam ediyor. Derinleşmesinin sebebi de Türkiye ekonomisinin makroekonomik düzeyde yaşadığı kırılganlıkların giderilebilmesi için ülkeye bir güven duyulması gerekiyor. Ülkeye güven inşası için de esasına koalisyon müzakereleri bir uzlaşı sağlanması yoluyla bu güvenin tesisi için önemli bir adım olabilir. Dolayısıyla sadece erken seçim ihtimalinin maliyeti değil, Türkiye ekonomisinin gerçekten ihtiyaç duyduğu reformların yapılması gerekliliği bu seçime dair değerlendirme açısından çok daha kritik. Ama tabii ki erken seçimin bir, yani doğrudan bir maliyet barındırıyor olması, bunun yanı sıra ülkedeki belirsizliği uzatarak esasına öteliyor olması ve reform yapma becerisini öteliyor olması Türkiye açısından ciddi ekonomik maliyetleri de içinde barındırıyor. Ama şunun altını çizmek gerekiyor. Erken seçim veyahut da koalisyon meselesindense işte onun için koalisyonu prensiplerden tartışmak gerektiğini biz hep vurguluyoruz. Yani ekonomide bir gerçek var. Bu gerçek şu.
Şirketlerimizin 180 milyar dolarlık bir dış borç açığı var. Sadece şirketlerimizin. Yani dövizdeki her bir kuruşluk oynama, dolayısıyla ekonomideki güvenin azaldığı ve bunun riske yansıdığı her durum esasında şirketlerimizin fakirleşmesi anlamına geliyor. Şirketlerin fakirleşmesi işsizliğe yansıyan olumsuz bir tablo olarak ortaya çıkıyor. Kart borçluları, tüketici kredisi borçluları ciddi şekilde artıyor Türkiye'de. Yani bizim hızlı bir şekilde yeniden üreten, üretirken geliri eşit dağıtan, refahı tabana yayan bir ekonomik reform ajandasına ve çerçevesine ihtiyacımız var. Biz bunu seçimden önce de söylüyorduk, söylemeye devam ediyoruz. Şimdi burada soru o reformu kim uygulayacak? Yani kim bu reform iradesini gösterecek? O yüzden de koalisyon tartışmalarının, hani siz nasıl okuyorsunuz dediniz, koalisyon tartışmalarında ekonomi açısından iki önemli unsur var. Bir tanesi o güvenin inşası için koalisyonun ve uzlaşı aranan müzakere düzeninin o güveni yaratmak için kullanılması gerekliliği. Biz bu açıdan CHP olarak hep yapıcı, konuşan bir süreç olması gerektiğini söyledik. Gecikme hissi o konuşan süreci zedelediği için güvene dair bir sorun ortaya koyuyor. İkinci mesele de gerçek Türkiye sorunlarından, tartışmadan uzaklaşacak, polemiğe dayalı bir koalisyon zemininin de olmaması gerekiyor. Yani Türkiye'de bir işsizlik sorunu var, Türkiye'de ciddi bir yavaşlama, ekonomik büyümede daralma sorunu var. Sanayi üretimi geçen aya göre %2 daralmış. Yani bu güvensiz, hukukun tamamen zedelenmiş olduğu ortamda esas meseleleri konuşan bir koalisyon müzakere süreci koalisyonun kendisi kadar değerli. Oysa mesela değerlendirmelere baktığımız baktığımız zaman işte Yunanistan'ın içinde bulunduğu durum malum. Dolayısıyla herkes bir şekilde dönüp diyor ki ya bakar mısınız Eurozone bile bu kadar sıkıntı yaşıyor. Biz fena değiliz yine de. Çünkü işsizlik mesela İspanya'ya göre daha az. İşte Yunanistan'a, Portekiz'e göre daha az. Evet milli gelir onlarda daha fazla ama Türkiye bir şekilde büyümeyi yeterince sağlayamamış durumda ama en azından belli başlı şeylerde krize yakalanmamışız. Bu böyle bakmak sağlıklı mı sizin açınızda? En azından CHP olarak böyle mi bakıyorsunuz? Bırakın CHP olarak bakmayı. Burada siyasi bir kimlikle bakmaya gerek yok. Nihayetinde teknik bir mesele bu. Teknik bir meseleye ben iktisatçı kimliğimle baktığım zaman şu çok net gözüküyor. Türkiye'nin karşılaştırılması gereken ülkeler bunlar değil. Türkiye'nin hedefi Batı ülkeleri düzeyinde bir üretim potansiyeli yaratmaktır, doğru. Ama şu anda bulunduğumuz koşullarda bizim Avrupa'dan çok daha hızlı büyüyor olmamız gerekiyor ki biz Avrupa'daki ekonomik gelişmişlik ve kalkınma düzeyini yakalayabilelim. Dolayısıyla doğru hedefi koymak, evet Avrupa Birliği'nin ekonomik gelişmişliği ve kalkınma düzeyi Türkiye için doğru bir hedeftir. Fakat o hedefe henüz ulaşmamış bir ülkenin, o hedefe ulaşmak için büyümesi ihtiyacının çok farklı olduğu gerçeğini de çarpıtan yaklaşım, esasında siyasete döken yaklaşım. Orada bir hata var. Şimdi Yunanistan örneği çok önemli bir örnek. Çünkü Türkiye her ne kadar hani kalkınmışlık düzeyi olarak, gelir düzeyi olarak farklıyız. Bizim hala yol almamız gereken bir mesafe var. Ama Yunanistan Türkiye'ye çok önemli mesajlar da veriyor. Bir tanesi şunu söylüyor. Üretmeden ve üretim için gereken yapısal reformları yapmadan sorunu çözmek için borcu borçla döndürmenin bir sınırı var deniyor. Şimdi bu cümlenin içerisine Yunanistan'ı çıkartın, Türkiye'yi koyun, hiçbir farkı yok özünde. Yani bizim o yüzden koalisyon meselesini de ekonomik reformlar, diğer reformlar paketinin bir bütünü olarak tartışıyor olmamız gerekiyor. Kaybedilen her gün en nihayetinde Yunanistan'a yakınsama anlamına gelir. İzin verirseniz bir şey eklemek istiyorum. Evet, biz ekonomiye hep büyüme noktasından bakıyoruz. Fert başına düşen bir paylaşımı ortaya koyuyoruz. Düşen hasılayı söylüyoruz. Ama Türkiye'de çok ciddi bir adil olmayan paylaşım var. Türkiye'nin %1'inin gelirin %54'ünü aldığı, geri kalanında yani 700 bin kişinin %54'ü aldığı, geri kalan 70 milyon kişinin de %46'yı paylaştığı bir ülkedeyiz. Bütün veriler sizin istediğiniz kadar büyüme, kaldı ki büyüme %2 şimdi. 2-2,5. Tabii %3 olunca mucize oluyor yani. Yani nüfusunuzun artışına baktığınız zaman zaten büyümeyle eşit oluyor ve siz zaten büyümüyorsunuz. Olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Dolayısıyla siz değişen dünya ekonomisine kendinizi
onun lideri olabilecek şekilde ayarlamanız lazım. Bunun başta yapacağınız ilk iş üretmektir. Üretmeyen bir ekonomi var. 13 yıldır üretmiyor. Evet. 13 yıldır üretmeyen bir ekonomi borçla borç kapatıyorsunuz. Onun için Türkiye'de yurttaşlar borçlu ve 13 yıldaki istikrar, siyasi istikrar bu borçların yüzünden oluyor. Ben borçluyum, aman benim düzenim değişmesin, onu ondan kapatıyorum diyen, evet, adil paylaşımı olmayan ama bu arada dolar milyarderleri sayısının 2002'de 6'dan şimdi 40'lara doğru gittiği, yani birilerinin müthiş bir şekilde zenginleştiği bir Türkiye var. Evet. Burada ekonominin ciddi bir şekilde yeni kurulacak olan hükümette ele alınıp üzerinde tartışılması gerekiyor. Biz yaptık, bundan sonra da devam ettireceğiniz bir, peki, düzen olamaz. Şimdi evet, ayrıntılara bakacağız. Hem bu ekonomideki ayrıntıları biraz soracağım. Çünkü ama ayrıntılardan önce yani bir koalisyon çalışmasında, ben 91 koalisyon çalışmasında... Bir Murat Bey'e de söz verelim ilk turda. Ona söz vermedik. Sırayla gitmiş olalım. Şimdi Murat Bey, aslında Murat Özçelik'i seyircilerimize hatırlatmak gerekirse AK Parti ile çalışmış bir bürokratik geçmişi var. Dolayısıyla eğer AK Parti CHP koalisyonu olursa AK Parti içinden de tanıyan bir isim olacak. Ama oraya girmeden önce siz ilk önce nasıl değerlendiriyorsunuz durumu? Bir ona sizi sormak istiyorum. Biraz önce Bülent Bey söyledi galiba. Fikri Bey söyledi. Ama siz de zaten altını çizmiştiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Milliyet Gazetesi'ne verdiği röportajda önemli bir cümlesi var. Artık itiraz partisi değiliz. Bence bu önemli bir şey. Gerçekten de kamuoyu bugüne kadar CHP'yi her şeye itiraz eden, işte zaten tam olarak ne yapacağı çok kestirilemeyen bir parti algısı vardı ama seçim öncesinden beri daha farklı bir stratejiye geçti CHP. Bir ilk değerlendirmenizi alabilir miyim? Nasıl görüyorsunuz ihtimalleri ve durumu? Tabii. Öncelikle bana bu AKP bürokratı şeyi hep iyice yapıştı, biliyorsunuz AKP bürokratı. Hayır, ama birlikte çalışan bir dışişleri kaynaklı bunda olduğunuz için o manada söyledim. Tabii. Bunda hiçbir tereddüt yok. Şimdi hanımefendi, şeye baktığımızda, CHP'ye baktığımızda yani en son işte Selin Hanım'la beraber girenlerdeniz. Şunu gördüm ve aslında keyifli bir olay. Yani şimdi biz biat kültürü olan bir parti değiliz. Biat kültürü olan bir parti olmadığınız zaman hakikaten o demokratik ortamdaki tartışmalar gibi tartışıyoruz biz. Yani öbür tarafta birileri göya bir şeyle konuşuyor ama yukarıdaki hık diyor, o yapılıyor. Bizde öyle bir olay yok. Bakın şöyle söyleyeyim, biraz önce Bülent Bey de anlatırken hani böyle komisyonlar kurmadık dediğimizde Kemal Bey şunun bilincinde diyor ki Selin Hanım'ın veyahut da Fikri Bey'in şu alanlarda şu insanlarla bir şeyi var, etkileşimi var, iletişimi var. Dolayısıyla oralardan getirdiği bilgilerle o bize katkıda bulunuyor bu tür tartışmalara. Yani Murat Bey'in tanıdığı başka, öbürünün tanıdığı başka ama inanın biz hepimiz bu görüşlerimizi hem birbirimizin arasında hem de Kemal Bey'le tartışma imkanı buluyoruz. Ve de bir ortak akıl bir yere doğru gidiyor. Tabii ki Sayın Genel Başkan netice itibariyle her yerden gelen şeyi de görmüş olmakla bir yöne çeviriyor ama söylemek istediğim şu, biz hani dışarıdan yönetemez, bunlar birbirine bağırıyor, şu bu filan denilen şeyler doğrudur. Onlar görünüyor ama biz onlarla beraber güçleniyoruz. Bakın onu söylemek istiyorum. Bu çok önemli bir hadise. Şimdi maalesef 13 yıldır AKP'nin bu kutuplaştırma kültürü maalesef partilerde de, yani koalisyona bakarken de bir kutuplaşmayı sanki beraberinde getirdi gibi bir hariç. Onu da şöyle söylemek istiyorum. Çünkü daha MHP başkanı, genel başkanı ilk geceden gerekirse erken seçim dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz başta Sayın Genel Başkan'ın ağzından şunu söyledik. Biz dedik AKP gibi kendi sorunlarını veyahut da kendi çevresini zenginleştirmeye çalışan, ondan sonra
kendi dikte ettiği bir modeli uygulamak için başa gelmeye çalışan bir parti değiliz. Bakınız biraz önce Selin Hanım olsun, Fikri Bey olsun, şunları anlattı Bülent Bey olsun. Biz Türkiye'nin sorunlarını çözmek üzere oturduk bazı şeylere. Yani ben dış ilişkilerden sorumlu bir genel başkan yardımcısı olarak baktığımda tüm dünyayla iletişimde hem Türkiye'nin hangi konumda olduğunu görüyor ve izliyorum ve onun dışında dış dünyanın bizden, CHP'den neler istediğini biliyorum, görüyorum ve bunun dışında da içeride halkımız, onun kesimleri, sosyal katmanları, yani bize o %60 blok değilmiş öyle blok falan diyorlar ama o %60 blok bize dedi ki bakın size şunu söylüyoruz, AKP'nin şu 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 uygulamalarından biz mutlu değiliz ha. Dolayısıyla o uygulamaların değişmesi için biz size şu oyu veriyoruz dedi. Biz bunun bilincindeyiz. Ama aynı insanlar dediler ki bizim ciddi sorunlarımız var. Bu sorunları da çözmek için uğraşmanızı bekliyoruz. Şimdi burada biz ikinci parti olduğumuzun bilincindeyiz. Dolayısıyla herhangi bir koalisyon tartışmasına girdiğimizde kendi öngördüklerimizden ne kadarını yapabiliriz, ne kadarını yapamayız, bütün bunları ciddi biçimde düşünerek, tartışarak varacağımız uzlaşılar neticesinde ancak gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz ama birinci önceliğimiz hakikaten Türkiye'nin sorunları. Ve dış politikaya baktığımızda inanın yani bana gelen artık isim filan hiçbir şey vermek istemiyorum ama insanlar diyorlar ki bakınız daha önce Batı farz-ı mali yine genel bir şey söyleyeyim ılımlı İslam diye tutturdu. Hatta Müslüman kardeşler üzerinden gitti şu bu. Hatta sizin şeyiniz eski başbakanınız şimdiki cumhurbaşkanınız Müslüman kardeşlerin liderliğine soyundu tamam mı? Ama bunun neticesinde biz gördük ki aman Allah'ım bunlar radikal İslam'ın ta kendisi bunlar da. Ve üstelik de ta Afrika'nın batısından Afganistan'a kadar baktığınız coğrafyada yani Boko Haram'ından şeyine kadar El-Kaide'nin her türüne, Nusra'ya, IŞİD'e şuna buna bütün bunların bir tek hedefleri var ve o hedef maalesef o insanların yani Arap baharıyla insanların arzu ettikleri demokratikleşme, özgürleşme, şu bu gibi istekleri ve insan olarak sayılıp birazcık bu gelirden iyi bir payı, normal bir payı kendisinin de almasını isteyen insanların başka bir baskıcı rejimin altına girmek üzere olduğunu gördüler. Şimdi dolayısıyla dediler ki demek ki radikal İslam ılımlaştırılamıyor da ılımlı İslam daha kolay radikalleşiyor dediler. Ve bunun üzerine inanın şu anda herkesin görüp bize geldiğinde söylediği olay şu. Hakikaten diyorlar Murat Bey sizde öyle bir şey var ki anlayış var ki siz Atatürk'ün kurucunuzun kurduğu sistem üzerinden laikliği öyle güzel benimsemişsiniz ki bu benimsemeye de baktığımızda bütün dinler ve mezheplere saygı gösterdiğimiz takdirde o halükarda özgürlükler de beraber yaşıyor ve laiklik altında demokrasi daha fazla yeşeriyor. Ve bundan dolayı da diyorlar Orta Doğu'daki çözümlemelere doğru giderken siz lütfen sırtınızı Arap dünyasına ya da İslam'a tabii ki çevirmeyin ki öyle bir niyetimiz hiç yok zaten. Çevirmeyin ve sizin oradaki stratejik konumunuzdan biz faydalanalım. Evet, bir şey soracaksınız. Burada bir kusura bakmayın sözünüzün arasına gireyim. AK Parti'yi daha yakından gözlemleyen değerlendirmeciler diyelim, konuklarım. Birkaç kez şunun altını çizdiler. CHP ile AK Parti o kadar taban tabana zıt ki evet. Ve CHP o kadar AK Parti tabanına ters gelir ki dış politika konusunda. Dolayısıyla koalisyon olursa eğer evet. Bu iki parti arasında en büyük mesele, en büyük sorun dış politikada patlar. Evet. Katılıyor musunuz? Şimdi şöyle, eğer olursa mevcut, bir koalisyon. Mevcut şeyde, mevcut konumda baktığımızda yani hem ekonomi hem de dış politika herhangi bir koalisyonda bizim gerçekten en fazla zorlanacağımız uzlaşı alanları.
O da neden biliyor musunuz? Çünkü AKP şu anda Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, şurada burada uyguladığı politikalar neticesinde Türkiye'yi öyle bir yere getirdi ki bu politikalarda değişiklik yapılması elzem. Yani şimdi siyasi bir parti olarak AKP'ye bakıyorsunuz. Yani tutup da Ahmet Davutoğlu'ndan, Sayın Davutoğlu'ndan hani sıfır sorun politikası diye başladım ama maalesef bu şimdi böyle olmadı. Her taraf sorunlu. Vallahi bunu değiştirmemiz lazım gibi bir söylem bekleyemezsiniz değil mi? Dolayısıyla diyor ki vallahi başladık onu da yaptık ve bayağı da sorunları çözdük filan. Halbuki bütün sorunlar Türkiye'nin kucağına oturmuş vaziyette. Şimdi daha önce onlarla da birlikte çalışmış olarak şunları söylemek istiyorum. Diyorum ki maalesef yeni Osmanlıcılıkla birlikte ve Sünni mezhepçiliğini korur bir Türkiye olarak ortalığa çıktığınız andan itibaren hem mezhepçilik yaptığınız için diğer mezhepler size çok kötü bakmaya başladı. AKP'den bahsediyorum. Türkiye demiyorum bunu. AKP'ye kötü bakmaya başladı. Ve bunun dışında yani yaptığınız, yürüttüğünüz o siyaset insanlarda bir Arap milliyetçiliğini de körükledi. Çünkü yani hiç kimse yeni bir Osmanlıcılık falan da görmek istemiyor. Ve de uzlaşı kabiliyetinizi kaybettiniz. Yani eskiden siz Suriye ile İsrail arasında bile gidip de değişik dinlere, değişik işte mezheplere, şunlara, bunlara şey yapan, saygıyla bir şeyler yapmaya çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti iken şu anda neredeyse sadece IŞİD'in arkasında duran, sadece El Nusra'nın arkasında duran, hedefi hala Beşar Esad gösteren ve dolayısıyla da NATO müttefiklerinizle dahi sınır güvenliği konusunda dahi ve yani şeye bakış açısından, evet, PYD ile şeye bakış açısından farklı konumlardasınız diyor. Onun için doğrudur. Eğer AKP bugünkü politikalarında devam etmekte ısrarcı olursa o politikalarla Türkiye'nin önü açılması mümkün değildir ve orada CHP'nin liderliğini kabul etmesi şarttır diyorum ben kendi konum itibariyle. Çünkü ya da yani AK Parti açısından da bir kolaylaştırıcı durum mutlaka, mu olur? Mutlaka. Yani şöyle söyleyeyim. AKP yani şeyi bir tarafa bırakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki bütün partiler Türkiye'nin iyiliği için uğraşıyorlar değil mi? Yani düşüncelerinde stratejik hata yapabilirler, taktik adımlarda hata yapabilirler, şudur budur ama biz milletvekili olarak ve vatanımızı çok seven adamlar olarak her birimizin, 550'mizin de Türkiye için uğraştığımızı öngörüyoruz ve onun için çabaladığımızı öngörüyoruz. O zaman eğer siyaseten halka anlatamadığınız şeyler varsa söyleyin hatalarınız, o hataları bırakın da o koalisyon partneriniz düzeltsin. Böyle bir anlayışa varmak çok önemlidir. Hatalarınız varsa bırakın da koalisyon partneriniz durumu düzeltsin. Bu önemli bir cümle Türkiye diye düşünüyorum. Için. Türkiye için önemli bir cümle diye düşünüyorum. Bir reklam arası vereceğim, devam edeceğiz reklamlardan sonra. Bizden ayrılmayın lütfen. Devam ediyoruz. Şimdi dış politikada tekrar döneceğiz ayrıntılara ama Bülent Bey'le devam etmek istiyorum. Şimdi Devlet Bahçeli, MHP lideri Ahmet Hakan'a bugün verdiği röportajda işaret etmiş. AK Parti, CHP koalisyon yapmalı demiş. Onlar yapsınlar çünkü halk bize muhalefet görevini verdi. Genel tespit böyle. Dolayısıyla bu konudaki sizin düşünceleriniz nedir? Diğer taraftan CHP'yi çok fazla koalisyona arzulu olmakla da eleştirenler ya da hatta o şekilde tanımlayanlar var. Çok mu isteklisiniz hakikaten? Nasıl bakıyorsunuz? Yani olmazsa olmazınız mı? CHP açısından bir koalisyon muhakkak olmalı mı? Çünkü sonuçta uzun yıllardır iktidar olamamış CHP'den bahsediyoruz. Yoksa erken seçimi de göze almış durumda mısınız? Şimdi bir kere bu sürece
ne dediğini planlayarak, bilerek ve başından bu yana tutarlı bir çizgi izleyerek giren tek partiyiz. Bunu büyük bir iddiayla söyleyebilirim. Başından itibaren koalisyon yapma şartlarımızı açıkladık. Hatta şunu söyledik. Sandıktan bir irade çıktı. Bu parlamento bir hükümet üretmek zorundadır. Doğrusu budur. Bu hükümet nasıl üretilirse, Sayın Genel Başkanımız başından beri dedi ki, birbirine yakın partiler bir araya gelsinler ve bir hükümet seçeneği çıkarsınlar. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bugüne kadarki tek parti rejiminden çıkıp Türkiye uzlaşma kültürünün siyasette yerleşmesini istiyor. Bunu da siyasetçinin yapmak görevi, seçmen bu görevi verdi. Arzumuzu da söyledik, dedik ki 13 yıllık AKP tek parti iktidarı döneminde demokrasi ciddi biçimde tahrip edilmişti ve bunu tamir etmek üzere %60'ı temsil eden bir, buna hayır diyen bir muhalefet bloğu oluştu. %60'ın içerisinden bir iktidar seçeneği üretmek bizim tercihimizdir dedik. Ama bu olmuyor ise başka seçenekler de üretilebilir. Fakat seçenekleri partilerin pazarlık meselesi olarak görmeyelim. Bunu Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda ilkeleri koyalım ve bu çerçevede yürüyelim dedik. Ve biz 14 ilkeyi koyduk. 14 temel ilke. Bunun kitapçığını da bastırdık. Tek tek saymayacağım. Evet. Süre açısından anlattık çok bunu. Şimdi burada temel olarak anlattığımızda ne diyoruz? Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını sağlayalım Türkiye'de. Parlamenter demokrasiyi yerleştirelim. Özgürlükleri yerleştirelim. Özgür bir Türkiye yaratalım. Yolsuzluklarla mücadele edelim. Dış politikayı doğru çizgiye oturtalım. Ve sosyal devleti tesis edelim. Ekonomik anlamda Türkiye'nin tahribatını giderelim, sosyal devleti tesis edelim. 14 maddenin özünü bir de şeffaf kamu yönetimi yaratalım. 14 maddeyi özetlersek bu 7 maddede özetleyebiliriz. Şimdi burada biz bunu söylemişken bugüne kadar dikkat ederseniz tartışma hep başka bir minvalde. Şu parti şunla mı kursun? Filanca parti filanca ile mi? Biz çözüme odaklıyız. Biz kriz yaratmaya odaklı değiliz. Seçmen iradesine uygun bir çözüm. Bakın 1982'de bu anayasa yürürlüğe girdi. 1982'den 2015 yılına kadar 33 yıl geçti. 33 yıldır bu 45 gün içinde hükümet kurulamazsa erken seçime gidilir hükmü var. Bu yeni konmadı. 33 yılda 9 tane seçim yaşadı Türkiye. Bu 9 seçimin hiçbirisinde biz daha hükümet kurma seçenekleri denenmeden erken seçimi konuşmadık. İlk defa bu seçimde konuşuyoruz. Hayret edecek bir şeydir bu. Yani bu tesadüfi bir şey değil, planlı bir şey. Özellikle Türkiye'de seçim öncesi tek parti düzenini yerleştirmeye dönük bir irade, tekrar seçimden sonra da bundan daha parçalı koalisyonların oluştuğu dönemler oldu. Daha doğrusu parlamento tablosunun 91 seçimleri, 95 seçimleri, Fikri Bey çok iyi bilir, 95 seçimleri, 99 seçimleri daha parçalı bir parlamento tablosu vardı. Ama o zaman bile 45 gün içinde kurulmazsa erken seçim konuşulmuyordu. Şimdi bize diyorlar ki, siz seçimden kaçıyor musunuz? Bir siyasi parti seçimden kaçar mı? Bir siyasi parti iktidardan kaçar mı? Siyasi partiler niye kurulur? İktidar olup programlarını hayata geçirmek için. Biz de Türkiye'nin problemlerini iktidar olarak çözmemiz gerektiğine inanıyoruz. Seçimden önce vatandaşın önüne gittik. Dedik ki tek başımızı bizi iktidar yapın. Biz de tek başımıza iktidar olmak istedik ama vermedi. Hiçbir partiye tek başına iktidar imkanı vermedi. O zaman siyaset sorumluluğu neyi gerektirir? Siyaset sorumluluğu, ülke sevgisi, partilerin uzlaşma kültürüyle buradan seçmen iradesine göre bir seçenek üretmek. Bu da kaçış hükümeti değil, dikkat edin. Yani şu parlamentodaki tabloda ciddi hükümet seçenekleri var. Bakın 103 partinin bir araya geldiği muhalefet partilerinin seçeneğe baktığınızda 292 milletvekili yapıyor. Bunun dışında işte bir partiyle bir diğerini yan yana getirdiğinizde birisi 338 milletvekili yapıyor. Bir diğeri 390 milletvekili yapıyor. Yani seçeneklerin hemen hemen çoğunluğu biri hariç 300'ün üzerinde milletvekiliyle bir hükümet imkanı veriyor bu parlamento. Yani ciddi, yüksek profilli bir hükümet kurabilmek mümkün bu parlamentoda. Yeter ki siyaset sorumluluğuyla hareket etsin siyasetçi. Siyasetçi kısır çekişmelerden kendisini kurtarsın ve Türkiye'nin ekonomik, toplumsal, hukuki temel problemlerini alt alta yazsın. Burada mutabakatı sağlasın. Ben eminim ki masa başına kamuoyunun önüne çıkalım. Bütün partileri de getirelim temsilcilerini. Şu 14 maddeyi sayalım. 14 maddeye bir 14 daha ekleyelim ya da 4'ünü çıkaralım fark etmez. Bunların hiçbirisine
temiz bir vicdan, başka angajmanların içerisine girmeyen bir siyasetçi hayır diyemez. Çünkü söylenen şeyler ortak problemlerimiz. Mesele şudur. Mesele siyasete doğal yoldan müdahale etmesi gereken aktörlerin dışındaki müdahalelerden kurtulmasıdır siyaset. Bu temel problemimiz. O yüzden Sayın Davutoğlu'na da çok büyük görev düşüyor. Biz görevimizin, sorumluluğumuzun farkındayız. Sayın Genel Başkanımız başından beri süreci böyle yürütüyor. Diğer siyasi parti liderlerine de çok büyük görev düşüyor. Bakın, saray sınırları içerisinde kalsın, Cumhurbaşkanı anayasal sınırlarına çekilsin demek yetmiyor. Bu güzel bir söz. Çekilmesi için gerekli adımı atmak lazım. Nedir o gerekli adım? Parlamenter demokrasi esaslarına dayanan bir hükümet üretebilmektir. Eğer siz Türkiye'de şu parlamento tablosundan bu hükümeti üretemezseniz, istediğiniz kadar bağırın. Cumhurbaşkanı orada niye böyle konuşuyor, seçime niye müdahale ediyor, niye bağımsız değil, niye bu kadar aktif olur? Doğru değildir yaptığı, ama siyaset olarak biz bu konuda şikayet etmeyi bırakıp çözüme odaklanmamız lazım. Bunda kime görev düşüyor? Bir, Sayın Davutoğlu'na görev düşüyor. Başbakandır bugün, geçici başbakandır. Yeniden birinci partinin genel başkanıdır. Kurulacak hükümette ne olur ne olmaz onu bilemem. Ama hükümet sorumluluğunda başbakan olacaksa buna göre hareket edip kendi yetkisini kullanacağı bir sistem için fırsat doğmuştur. Eğer bunu kullanmak istiyorsa. Bir, yani vesayetten kurtulmanın imkanını seçmen sandıkta vermiştir. İki, Sayın Genel Başkanımız söyledim başından beri o çizgide devam ediyor. Ne diyor? Diyor ki yakın olan partiler kursun. İlkelerimiz burada oturur konuşuruz gelenlerle. Bize görev düştüğünde biz görevden kaçmayız, ama son çare erken seçimse erken seçimden de kaçmayız. Fakat önce seçmenin hükümet kurun yolundaki iradesine kulak verip siyasetin sarayı da kendi yerinde, kendi anayasal sınırları içinde tutacağı bir çözümü üretmesi lazım. Bu mümkün. Sadece aritmetik olarak değil, siyaseten de mümkün. Ama birileri hem oradan itiraz edip bir siyasi parti, hem de o vesayetin devam etmesi için gerekli düzenin bütün koşullarını, siyaset krizini yaratmanın bir parçası olarak ben şu partiyi tanımam, ben ötekini tanımam ve ben filancayı bilmem, sadece benim penceremden bu siyaset şekillenir anlayışıyla koalisyon sürecini yönetmeye kalkarsa, o zaman birileri de anayasaya aykırı olarak müdahalesine devam ederler. Biz yaklaşımımız şudur, biz iktidara mahkum değiliz. Biz mutlaka koalisyon ortağı olalım demiyoruz. Ama biz diyoruz ki herkes seçmen iradesine saygı göstersin. Parlamentoda siyasi partiler buradan bir hükümet üretme çabasında olsun. Biz tıkayan taraf değil, bu işin önünü açan tarafız. Çözemezlerse son nokta tabii ki sandıktır. Şimdi burada bir Grand Koalisyon meselesi var. Yani herkesin bahsettiği, daha doğrusu gazetecilerin çokça tartıştığı AKP, CHP, HDP de dışarıdan destekli. Toplumsal bütün kesimleri temsil edebilecek bir koalisyon olur diyorlar. Çünkü MHP de zaten baştan beri çok tutumunu belirlediği için herkesin daha çok bu ihtimal üzerinde durması da bu nedenle belki de. Diğer taraftan tabii bir CHP tabanı meselesi de var. Bir taraftan Bülent Bey'in söyledikleri var, ama diğer taraftan da hayır siz bize böyle söz vermemiştiniz diyebilecek bir CHP tabanı var. Biraz bu koalisyonlar meselesini ve mantığını aktarabilir misiniz? Yani tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz? Daha önce CHP, Doğru Yol Partisi koalisyonu gördü bu ülke, evet. Ve önemli de bir koalisyondu Türkiye açısından. Nasıl ikna edeceksiniz? Sizi çok eleştirecek yani tabanınızı. Yani 91'e döndük. 91'de üstelik de şöyle bir durum vardı. 91 seçimlerine o zamanki CHP HEP'le beraber girdi. Ve yani ilk defa bir Kürtlerin kurmuş olduğu bir parti vardı. Ve dolayısıyla onun parlamentoda siyaset yapabilmesini sağlayabilmek için, özel seçimlere sokmadı, sağlayabilmek için birlikte girdi. Ve 19 milletvekiliyle bir araya geldi. Ve DYP-CHP koalisyonu oldu. İki büyük misyonun temsilcileri, yani Demirel, Demokrat Parti'nin ve CHP İnönü bir araya geldi ve davullar zurnalar çaldı yıllarca, ya aylarca pardon, ve hakikaten yıllarca da iyi bir hükümet sürdürüldü. 93 yılında
Körfez Savaşı sonrasında çekiş güçleri falan da hatırlarsanız bir ciddi Türkiye'de adı konmamış darbe oldu. Uğur Mumcu'nun öldürülmesine başlayan Madımak olaylarından işte milletvekili Sancar'ın öldürülmesine varıncaya kadar bir dizi olaylarda Özal'ın ölümü ve benzeri olaylar, Cumhurbaşkanı, Başbakanlar değişti ve Türkiye başka bir yöne döndü. Şimdi ben bütün incelediğimde dünyada koalisyonların demokrasinin tam merkezi olduğunu gördüm. İleri demokrasilere sahip olan ülkelere baktığınızda geçmişlerinde koalisyonlar kurarak yönetmişler. Çünkü koalisyonlar uzlaşmayı getiriyor. Uzlaşma demokrasinin çok önemli bir değeri. Uzlaşma sadece iki siyasi partinin değil, siyasi partilerin birbirlerinin olduğu kadar siyasi partilerin halkla da uzlaşmasıdır ve yurttaşla da uzlaşabilmesidir. Yani onun dertlerini anlayıp çözüm önerilerine getirebilmek, geleceğini kurabilmek adına yeni vizyonlar taşıyabilmesidir. Ben o nedenle koalisyonun aslında demokrasinin ta merkezi olduğu, o nedenle demiştim ki başta da konuşurken seçim sonrasında da işte şimdi Türkiye'de demokratik adımlar atılmaya başlanacak. Gerçek demokrasiye doğru gideceğiz. Bunları biz yaşadık. Koalisyonlar başarısız olmayanlar, başarılı olanlar da var. Ama 3 dönemdir %10 barajı nedir? Demokrasinin önünde bir engeldir. Milyonlarca seçmenin oyunu başka yere atmaktır. Amaç da nedir? Yönetimde istikrar. 35 yılı aşkın bir süredir milyonlarca insan oy veriyor ve oylarının karşılığını almıyor. Böyle bir Türkiye'de temsilde adalet olmayan bir ülkede demokrasiyi kuramazsınız. O nedenle şimdi demokrasi. Şimdi gelelim uzlaşmaya. Biraz evvel siz soru sordunuz Murat Bey'e. Murat Bey çok güzel anlattı dış politika ile ilgili. Ama sadece Türkiye'nin bir koalisyon kurulacaksa CHP ile AKP'nin arasında sadece dış politikada çok sorunlar olmayacak. Başka nedenler de olacak. Belki ayrıntıya gidebiliriz. Ben bu seçimden sonrasında Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kalkınmasını sağlayabilecek tek insan var. Şimdi görev Davutoğlu'nda. Davutoğlu ya vesayetlerden kurtularak gerçek bir devlet adamı, AKP'nin genel başkanı gibi davranacak, kaçak sarayı bir kenara bırakacak ve Türkiye'de arzu edilen noktaya gelecek, 13 yılın da hesabını vermeye hazır olarak gelecek ya da vesayeti devam ettirecek ve Türkiye'yi bir kaosa girecek. Müsebbibi de Davutoğlu olacak. Başka kimse olmayacak, onu söylemek istiyorum. Yarından itibaren, muhtemelen yarın veya daha sonra Davutoğlu'na görev verilecek. 45 gün içerisinde Türkiye'nin hazır kurulmuş her, yani şu parlamentoya bakıyorum, bütün renkleri var Türkiye'de. Türkiye'nin bütün renklerini parlamentoda görebiliyorsunuz. Her anlamda gencinden yaşlısına, değişik kültürden, değişik ırktan, mezhepten insanlara varıncaya kadar hepsi var ve hepsi Türkiye için varlar. Orada heyecanla bekliyorlar. Şimdi böyle bir konumda sorumluluğu Davutoğlu üzerine alabilecek mi? Yani oturup da hükümet yapabilecek, hükümet yapabilmek demek 13 yıl doldurduğu bütün kadroları orada tekrar kalacak, ekonomiyi aynı yönetecek, hukuk devleti olmaktan çıkarılmış, insan haklarına değer vermeyen, ifade özgürlüğü olmayan, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı olmayan bir ülke olarak devam edecek. Birisi yukarıdan böyle bağıracak. Yoksa bir dakika ya sen yerinde otur, biz artık demokrasinin gereği, hukuk devletinin gereği diyecek mi? Yani devletin yeniden yapılandırmasından başlayarak... Biz bunları yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Şöylesine geçmeden... İzin verirseniz bir söylediniz, siz kendi tabanınızı ikna edebilir misiniz? Evet, tamam. Ben seçimden sonra Mersin'deki 13 ilçeye gittim. Konuştum ilçedeki yöneticilere, teşekkür ettim. Şimdi bizim Mersin'de olduğu gibi Türkiye'nin her tarafında da danışma toplantıları yapılıyor. Bu seçimi değerlendirmek. Benim o zaman gittiğim zaman... AKP'yi yani 6 Haziran'da söylediklerimizi biliyoruz ve hesap sormamız gerektiğini bize söylemişlerdi. Geçen süre içerisinde bizim tabanımız şunu görüyor. Türkiye'yi kaosa sokma peşinde kendi kaprisleri ve kendi gelecekleri için Türkiye'yi yakacak zihniyette olan bir anlayış var. Bunu fark etmişler. Onun için de yavaş yavaş diyorlar ki bir dakika,
Bizim 14 tane ilkemiz var. Bu ilkeleri etrafında karşılıklı anlaşılabilirse biz Türkiye'de Türkiye'yi hükümetsiz, iktidarsız ve geleceği aydınlık bir noktada bırakmayız. Bırakmayanlara da kızmayız. Ama şartımız var. Bizim 6 Haziran'da söylediklerimizi en azından gerçekleştirme şartımız var. Bunun için olursa bunu anlarız. Bu da çok ciddi bir koalisyon pazarlığı deneyim de karşılıklı diyaloğuyla çözülecektir. Fikri Bey, burada virgül koyalım. Ayrıntılarına bakarız birazdan. Dolayısıyla tabanımızı ikna... Siz aynı şekilde düşünüyorsunuz. Şimdi şöyle bir CHP'nin belki bu süreç içinde yaşayacağı bir, biraz önce Yunanistan'a vurgu yapmıştım. Syriza örneği. İşte bakın gördünüz mü, solcular geldiği zaman böyle çöküyor. Böyle ekonomi yönetemiyorlar. Dolayısıyla sosyal demokrasi ya da işte sosyal politikalar aslında bir çöküşü beraberinde getiriyor. Bu çokça söylenilen bir durum. Dolayısıyla somut bir soru seyircilerimize sormuş. Bakanlık paylaşımları konusunda çokça basına yansıyan haberler oldu. Örneğin illa da şu bakanlıkta ısrarlıyız, ekonomi bakanlığını biz yönetmezsek olmaz, ekonomi politikalarını biz belirleyeceğiz gibi bir şartınız olacak mı Ahmet Davutoğlu'na? Böyle bir tutumunuz var mı? Dış politikada olduğu gibi siz ne düşünüyorsunuz? Yani ekonomi politikaları çünkü Kemal Derviş'ten aldı Ali Babacan hükümeti ve gerçekten bozmadan devam ettirdiler. Bir noktaya kadar. Bir noktaya kadar ya da neyse yani bir programı uyguladılar. Şimdi AK Parti'yi de o konuda belki bilmiyorum biraz kredi vermek gerekiyor. En azından büyük bir çoğunluğunda değil mi mali politikalara uydular. Ne görüyorsunuz, nasıl görüyorsunuz şimdi, eğer bir koalisyon olursa? Bu sorduğunuz iki ayrı soru sormuş oldunuz. Bir tanesi bu Syriza ile ilgili ve hani sosyal demokrasi ve sol politikalarla ilgili. Eğer Syriza özelinden böyle bir tartışma yapacaksak o zaman şu gerçeği söyleyerek başlamak gerekiyor. Syriza bir krizi devralmıştı. Yani bu, şu anda Yunanistan'da yaşanan krizin müsebbibi Syriza hükümeti değildir. Syriza hükümeti o krize karşı çözüm üretme ve bir alternatif model ortaya koyma vaadiyle ve sözüyle geldi. Ve esasına verdiği sözü de tuttu. Çünkü şunu söylemişti, ben borç altında ezilen vatandaşlarımızın bu borç altında daha uzun süreli ezilmesine karşı kreditörlerle ciddi bir müzakere yapmak için güç göstereceğim demişti. Bu sözünü tuttu. Ama Yunanistan'ın özünde çözmesi gereken reform sorunları, yani böyle 1-2 sene içerisinde birikmiş sorunlar değil. İşte bu anlamda da Türkiye'ye çok benzeyen ve Türkiye için önemli mesajlar barındıran bir gelişmedir Syriza'nın ve Yunanistan'ın gelişmesi. Yani bu sorunlar bir sol politikanın sonucu değildir. Sol politika esasen sağ politikayla ortaya çıkmış olan sorunları çözmek için gelmiş bir politika çerçevesidir Yunanistan'da. Yani bu gerçekle tartışmak gerekiyor. Şimdi Türkiye ekonomisinin başarılı dönemleri oldu mu? Mutlaka oldu. Fakat 2008'den beri de çok ciddi bir başarısızlık hikayesiyle karşı karşıyayız. Zaten seçim öncesinde tespit ettiğimiz Türkiye ekonomisinin sorunları diye ortaya koyduğumuz sorunlar da birikmiş sorunlardır. Yani birincisi hani büyümüyoruz ve kalitesiz büyüyoruz büyüdüğümüzde. Kalitesizden anladığımız ne? Biz katma değer katan ve insanını sürece dahil eden bir üretim yapmıyoruz. Zira inşaat yapmayı tercih ediyoruz. Bu bir ekonomik paradigma tercihidir. AKP'nin tercihi de inşaatla, rantla büyüyen bir ekonomik yapının yerleşmesi yönünde olmuştur. Bu paradigmanın değişmesi gerekiyor. İki, çok ciddi eşitsizliklerin olduğu bir ekonomik ve sosyal durum var Türkiye'de. Bunun yeniden tanımlanabilmesi için bir sosyal devlet inşası ve refah ekonomisi tanımı yapmak gerekiyor. Refahın tabana yayılması tanımı yapmak gerekiyor. Biz dolayısıyla şunu söyledik. Başarıdan başarı hikayesini alalım. Neydi 2000'lerin başındaki başarı? Türkiye'de bir makroekonomik istikrar yakalanmıştı. Bu makroekonomik istikrar hangi çerçeveyle ve nelerden vazgeçerek yakalanmıştı? Yani maliyetsiz bir şekilde de ortaya çıkmadı o. Ama başarılı kısmını okuyalım. Şuydu, bir mali disiplin gelmişti. Maliyenin borçlanma yükü bir kontrol altına alınmıştı. Yunanistan'daki gibi o borçlanmanın hani elden çıkmasına engel olacak yapısal reformlar gerçekleştirilmişti. Bunların hangisi yerinde duruyor?
Yani şu anda Türkiye'de meclise Sayıştay raporları kırpılmış şekilde geliyor. Onun için de biz diyoruz ki bakın o başarı neydi? Mali disiplindi. Gerçek bir mali disiplin istiyorsak o zaman kesin hesap komisyonu kuralım, mecliste kuralım. Gerçekten detaylı mali politika çerçevesi ortaya konsun ve ana muhalefet partisi de bunun başkanlığını yapsın. Buradan 2-3 mesaj veriyoruz. 1. Şeffaflıksa ana muhalefet partisi hükümeti şeffaf bir şekilde irdeleyebilsin. Yani bir uzlaşı kuracaksak bu böyle hani afaki bir uzlaşı mesajı değildir. Somut bir şekilde ekonomiye nasıl döküldüğünü söylüyoruz. 2. Merkez Bankası'nı bağımsız bırakalım. Merkez Bankası'na bir görev veriyoruz. Ama ondan sonra o görevi yaparken ki adımlarına müdahale ediliyor. İşte ne gördük son dönemde? Bir reform iradesi ve hükümet iradesinin ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir 3-4 yıl geçirdik. Bu yüzden Başbakan'a görev çağrısının ben çok kritik ve önemli olduğunu düşünüyorum. Ne oldu Merkez Bankası ile Cumhurbaşkanı kavga ederken? Eğer orada bir hükümet iradesi gösteren bir yapı olsaydı şunu söylerdi. Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'nın göreviyle hiçbir alakası yoktur. Kendi şahsi fikrini paylaşabilir ama hükümetin görevi kurumların işleyişini temin etmektir. Evet. Yani bunlar başarı hikayesinde gördüklerimizdi ama o başarının bir maliyeti vardı. Reel sektörün dönüşmesi, üretim yapması, tarım sektörünün canlı kalması yönünde olumsuz etkiler oldu. Bunlar için de bir çözüm paketimiz var. Evet. Yani Türkiye'nin sorunları belli, çözümleri belli. Size bir soru soracağım. Şimdi bunu anlattığınız daha makro politikalar ama insanlar kendi hayatında dokunan şeyleri daha çok merak ediyorlar. Bir kere seçim öncesinde en önemli vaadi bu emekli CHP'nin işte emekli maaşlarına zam, ikramiye meselesi. Bunlar önemliydi. Şimdi mesela buradan bakıyorum Twitter mesajlarında en fazla şu soru geliyor. Ya CHP gelirse fakirleşiriz ya da işte büyük dev yatırımlar durur. AK Parti çünkü hep dediğiniz gibi inşaata yöneldi ama diğer taraftan yani Anadolu'ya da yayılan bir şekilde tabii ki eleştirilen tarafları var ama işte büyük mega projelere girdi. Muhtemel mesela, bir koalisyonda soracağım yani kalanları revize mi edersiniz, restore mi edersiniz, reforme mi edersiniz yoksa bu büyük yatırımlar durur mu? Yani bu anlamda bir kopukluk olur mu? En azından seyirci soruyor. Bilakis, AK Parti'nin belki AK Parti tarafından zenginleştirildiğini düşünen, Türkiye'nin zenginleştiğini düşünen seyirciler soruyorlar. CHP bizi fakirleştirir mi diye. Şimdi o zaman şöyle yanıt verelim. Bir kere önce hızlı yanıtı verelim. CHP bizi fakirleştirmez. Bilakis Türkiye'nin büyümesi, zenginleşmesi ve bu zenginliğin de eşit bir şekilde paylaşılabilmesi için dolayısıyla her bir vatandaşın tamam ya hayatım daha iyi diyebileceği bir gerçeğin ortaya çıkması için bir reçeteye sahip. Yani bilakis Türkiye zenginleşecek. Şu anda fakirleşiyoruz. Kaldı ki bunu söyledi CHP. Evet, yani seçimler öncesinde buyurun. Çok özür dilerim. Şimdi mega yatırımlar deniyor. Merkez Türkiye projesini anlattık. Yani biz esasında Türkiye için kurduğumuz hayal ve ihtiyaç olan şeyin maliye politikasının etkin şekilde kullanılması, paranın çarçur edilmeden bu inşaatların yapılması, rant yaratmak kaygısıyla değil, ihtiyacı gidermek kaygısıyla yapılması. Bakın mesela TOKİ konut yapıyor değil mi? İnşaat diyoruz. Türkiye'nin 2002 yılında kiracı oranı %24. 2014 yılında Türkiye'de kiracı oranı %24. Hani hiçbir sorun çözülmemiş. Biz diyoruz ki inşaat yapacaksak o zaman ihtiyaç duyan o kiracı kesimin kiracı olmaktan kurtulması için yeni bir konut anlayışı ortaya koyalım. Bunun için de somut bir önerimiz var ve paketimiz var. Altyapı ihtiyacı mı? Doğru, Türkiye'nin altyapı ihtiyacı var. Onun için ne dedik? Var olan demir yolları ağının daha geliştirilmesi, modernize edilmesi ve Türkiye'yi dışarıya bağlayabilmesi için bir dizi altyapı yatırımına hemen ikinci yılda iktidarımızın başlayacağız dedik. Türkiye'ye bir katma değer merkezi yapacak. Dolayısıyla vatandaşının iyi işlerde çalıştığı, iyi işte çalıştığı için iyi gelir elde ettiği, iyi gelir elde ettiği için de kaygı duymadığı bir Türkiye için gereken altyapının mutlaka inşa edilmesi gerektiğini söyledik. Şimdi bu bir ayağıydı. Hatırlarsanız dört ayaklı bir reform programı söylemiştik. Bir tanesi kurumlar. İşte burada tartıştık hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kesin hesap komisyonu. Bir ikincisi de vatandaşımızın merak ettiği, ya bir dakika bir şey söylemiştiniz ne oldu dediği sosyal devlet paketiydi. O neydi? Bir, emeklilerimize çift maaş ikramiye.
Bu koalisyonun bir koalisyon pazarlığının olmazsa olmaz koşulu mu hala? Şimdi Türkiye'nin bir ekonomik paradigma değişikliği ihtiyacı var. Nasıl ki dış politikada bir paradigma değişikliği gerekiyorsa, ekonomide de üreten Türkiye, zenginleşen Türkiye için eşit paylaşım temelli bir paradigma değişikliği ihtiyacı var. Bunu bir kırmızı hat olarak değil ama Türkiye'nin ihtiyacı olarak ortaya koyuyoruz. Tabii bunun teknik detayları müzakere edilir. Çünkü Türkiye'nin de bir mali aslında gerçeği var. Temel sorun bu. Yani bir hükümet niçin vardır? Öncelikle yurttaşının zenginleşmesi, güveninin sağlanması, mutluluğunu erişebilmesi için vardır. Yani sorulan soru da odur. Nedir? Ben fakirleşecek miyim CHP gelince? Aksine 13 yılda insanlarımız fakirleştiler, farkında değiller. Elde edilen gelir, ekonominin geliri adil paylaşılmadığı için kimileri sosyal devletin vermiş olduğu ama son derece küçük rakamlarla tatmin olan hale geldi. Bakın 65 yaşındaki bir köylü bana diyor ki ben ayda 125 lira maaş alacağım, bu maaşım ne olacak? Biz de diyoruz ki sen 125 lira değil, ayda 300 lira alacaksın. Senin çünkü hakkın var. Fert başına düşen gayri safi milli hasıladan payın var. Bu sana verilmiyor. Şimdi aslında hocam söylüyor, ben de bir ekonomist olarak ona biraz katkıda bulunmak istiyorum. Aile sigortası Türkiye'ye getirilmiş olan yeni bir anlayıştır. Yani sadece onun varlığı, asgari ücretin 1500 liraya çıkarılması, taşeronlaşmadan kurtulup sendikal yani işçi haklarının verilmesi. Temel mesele şudur. Sermaye ve emek meselesi, emek ayrımında biz emekten yanayız, insandan yanayız. Peki. 13 yıl boyunca olmayan bir şeydir bu. Aksine o soran yurttaşlarımız şunu çok iyi bilmelidirler ki onlar CHP'nin içinde bulunduğu koalisyonda veya tek başına iktidarda. Tek başına iktidarda daha da iyi bir şekilde bilsinler. Şimdi daha koalisyonu konuşuruz. Bilsinler ki ama CHP'nin yani varlık nedenlerinden bir tanesi odur. Peki. Sosyal Demokrasi senin, Partisi bir, emek olmazsa hocamın sözünü şey yapmayalım, kesmeden hemen ilave takviye devam etsin. Olmazsa olmazınız mı dediniz ya iki maaş ikramiye. Şunu soracağız. Diyeceğiz ki İki maaş ikramiye emekliye vereceğiz. Hesabını yaptı hocam iktisatçı. Bütün ekonomistler yaptılar. Yıllık maliyeti belli. Türkiye bütçesine maliyeti nedir bu belli. Hepsi rakam. Hiçbirisinin birbirini kandırma şansı yok. Doğru. Yani koalisyon kuracağımız hükümetin de iktisatçısı gelecek. Tabii. Hocam da oturacak. Bizim diğer iktisatçı arkadaşlarımız işte Faik Bey vesaire oturacaklar. Hesabı yapacaklar. Milletin önünde yaparız bu hesabı. Deriz ki bakın bir senelik maliyeti bu. Gelirlerimiz bunlar. Hadi bakalım ne mahsuru var vermemizin diye. Şimdi biz bunu hızlı yaparsak Temmuz ayında bayram geliyor. Birinci bayramda ilk ikramiyeyi verebiliriz. Ondan sonra da 3 ay sonra Kurban Bayramı'nda veririz. Yani iktisatın bir matematiği var, hesabı var. Erken seçim kararı olursa bunu veremiyorsunuz ama. Hükümet olamazsak veremeyiz zaten. Onun da ustaları burada otururlar, milletin önünde konuşurlar. Peki, ama bu yöndeki kanun önergelerimiz zaten hazır. Biz nerede olduğumuz önemli değil. Biz ne yaptık? Türkiye'nin sorunlarını tespit ettik. Sorun değişti mi? Değişmedi. 11 milyon emeklinin gelirinin az olduğu, çoğunun açlık sınırı altında yaşıyor olduğu gerçeği değişti mi? Değişmedi. Bu gerçek değişmediği sürece biz bir sosyal devlet yükümlülüğüyle bu maaşın verilmesi için iktidarda veya muhalefette mücadeleyi vereceğiz. Peki. Şimdi esas mesele olan çözüm süreci. Şimdi bu konuda tabii CHP aslında seçimden önce de yeni bir dil benimsedi. Şimdi muhtemelen bugün Başbakan Davutoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun aslında önemli bir açıklaması vardı gazetelerde yansıyan. Çözüm süreci muhakkak devam edecek dedi. Anladığımız kadarıyla en azından Başbakan Davutoğlu bu süreci destekliyor ve devam etmesini istiyor. Zaten hemen seçimden önce de aslında öyleydi de sonra anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı'yla o bir yol ayrımına geldiler o noktada. Koalisyon görüşmeleri olursa AK Parti ve CHP arasında çözüm süreci konusunda ne demeyi düşünüyorsunuz? Burada bir kırmızı çizginiz var mı? Asla geri dönmeyiz denilen. Ve de tabii ki HDP'nin bu anlamda desteğini ne şekilde beklersiniz? Nasıl görüyorsunuz CHP olarak? Nasıl devam etmesini öngörüyorsunuz? Şimdi Sayın Bakan'ın biraz önce kendi tecrübesinden bahsederken çok önemli bir şey söyledi. Eskiden dedi biz
Kürtleri şeye sokmuştuk, siyasete sokmuştuk dedi. Bugün Türkiye öyle bir seviyeye geldi ki mecliste HDP'nin yani Türkiyelileşme yönünde hareket ettiğini söyleyen bir Kürt partisinin, değil mi, Kürt vatandaşlarımızın oluşturduğu bir partinin desteklediği bir şey var, parti var. Ve öyle bir şey ki işin doğrusu kendini solda konumlandırmış bir parti. Değil mi Şirin'in HDP'de? Şimdi böyle olduğunda şöyle de bir şey çıkıyor ortaya. Gayet tabii ki gönül istiyor ki hani vesayet altında olan iki kişi var diyoruz. İki oluşum var diyoruz. Bir tanesi HDP diyoruz şu anda. Kandil'den bu vesayetten kurtulması lazım. Öbürkü de diyoruz AKP, Sayın Davutoğlu'nun Çankaya şeyden Kaçak Saray'dan kendisini kurtarması lazım diyoruz. İki şey. Şimdi şöyle de bakılabilir. Bir diplomat olarak söylüyorum size bunu. İnsanlar vesayetten kurtulmaya çalışırken iki yöntem belirleyebilirsiniz. Bir, dersiniz ki önce vesayetten kurtul, Kandil'e hayır de önüme gel. Veyahut da dersiniz ki oturursunuz, bak HDP, sen Türkiye'nin bir partisisin, sana oy verenlerin şu 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 düşünce biçimleri var. Eğer daha demokratikleşeceksek zaten seçim barajını indirdiğimizde farklı görüşlerdeki Kürtlerin de, değil mi, bu oluşumun içerisinde olma imkanı olur. Artı zaman içerisinde, yani ben sana önce vesayetten kurtul yerine öyle bir el uzatırım ki Türkiye'li olarak Türkiye'nin sorunlarını gel birlikte çözmeye bakalım. Bu zaman zarfında sen zaten Türkiye'lileşerek vesayetinden de uzaklaşabilirsin. Bunu öbür tarafta Ahmet Davutoğlu'nun eline de verirsiniz. Şimdi MHP, yani Davutoğlu'na dönük de böyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi buna tabii Sayın Davutoğlu kızar bu söylediğimi ama gerçek yani bu şey hadisesi olarak. Şimdi demek istediğim şu, bir de hani öyle bir konuşuyoruz ki illaki AKP ile şey oluyor filan gibi. MHP eğer pozisyonunu bu kadar şey koymasaydı, bakınız o halükarda bir olay daha vardı. Yani biz evet MHP ile CHP'nin arasında çok ciddi farklılıklar vardır ama şöyle de bir durum var. Yani Türkiye'de HDP ile kendini göstermiş bir Kürt realitesi var parlamento içerisinde ve bu parlamento içerisinde çözüm bulunması keyfiyetini o parti kabul ediyor artık. Kandil de kabul ediyor artık. Ve biz de diyoruz ki Kandil'e dolaylı olarak bak kardeşim bunu haklar manzumesini ve Türkiye'nin demokratikleşmesini biz meclis içerisinde yapacağız. Şimdi aynı beklentiyi MHP için de yapabilirdik biz. Diyebilirdik ki ey MHP'li kardeşim. Yani sizin pozisyonunuz şu 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 olabilir ama yapmayın Allah aşkınıza. Yani bir takım tutarsızlıklar var. Yani bizim gördüğümüz, siz bambaşka düşünüyor olabilirsiniz ama gelin Türkiye'lileşme bazında bir ortak paydada birleşelim ki, değil mi? Bu memlekette yaşayan Türkler, Kürtler, başkaları o demokratik payda altında bir araya gelip bu işleri çözelim. Şimdi Şirin Hanım, şunu söyleyeceğim, biz Türkiye'de gerek batıdaki halkımızın diyeyim, gerek Kürt vatandaşlarımızın şu bakımdan güvenine haiz bir partiyiz. Biz herhangi bir şeyi oyalamak için, herhangi bir insanın hakkını vermemek için, veyahut da onun adı Kürt diye, etnik kimliği farklı diye ona bakmamak ve kafamızı çevirmek gibi lükse sahip bir parti değiliz. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Biz sosyal demokrasinin ilkelerini içselleştirmiş bir partiyiz. Ve Türkiye'nin mevcut bu sorununu birlikte el ele çözmemiz gereken bir partiyiz. Ve bu boyutta baktığınız zaman aslında Türkiye'de şu anda halkımız
%25 CHP ve %13 HDP'ye vermek suretiyle aslında %38'lik bir sol bloka da şey vermiştir, değil mi? Şimdi şöyle bakmamız lazım. Türkiye'nin sorunlarını çözmek üzere bir koalisyona oturduğunuzda ve bu çözüm sürecini onların anladığı veyahut da o şekilde değil, bizim başka şekilde ortaya koyacağımız bir biçimde olsun, öyle bir şeyi getirecek ki beraberinde, bu bal gibi sadece bir AKP-CHP koalisyonu olmaz. Yani sorunlar bazında baktığınızda biz Türkiye'de demokrasinin o sorunların çözümlenmesi için başka koalisyonlar bazında olmasına da çok büyük önem vereceğiz. Yani bunun içerisinde eğer MHP de bir ucundan bir şeyin tutabilirse, çünkü şeffaflık dedik bakın. Biz kimsenin sırtından, arkasından dönüp de bir şey yapmayacağız. Şunu koyacağız, diyeceğiz ki ya HDP şunu istiyor. Tamam mı? Böyle bir şey istiyor. Ama bizim de buna ilişkin şöyle bir pozisyonumuz var. Bu arada PKK'nın ve HDP'nin de anlaması gereken şudur yalnız. Burada bir şeyler konuşulmaya başlandığında eğer bize birisi dönüp de kardeşim bana bak ha, eğer o gerçekleşmezse ben senin sırtına veyahut da kafana silahı dayarım dediği anda demokrasiyi hatırlatıp şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bakın demokrasilerde bu koalisyonların oluşarak ikna olunması, insanların anlaması, o tür haklara daha fazla kulak vermesi ve neticesinde benimseyip onaylaması biraz zaman alır. Ama biz bunları Avrupa Birliği normlarındaki bir çerçeve içerisinde yapıyoruz ve oranın demokrasisinin de şu anda buradan yüksek olduğu bir gerçektir. Bundan dolayı sakın ola ki böyle bir süreç meclisimizin içerisinde yürüyüp demokratik bir şekilde çözülecekken bana silah kaldırmaya kalkma. Çünkü hukukun üstünlüğünü ben sana Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gösteririm. Çünkü yani burada hakikaten iyi niyetle bir süreç yürürken meclis içerisinde, yani bundan daha fazla resmi ne olacak yani? Dolayısıyla İmralı'ya, müzakereye falan gerek kalmadığını söylüyoruz biz meclis içerisinde bunu yaptığımızda. Bunu ağır ağır Türkiye'yi çok daha ferah bir hale getirecek bir çözüm yolumuz ve böyle bir siyasi irademiz var, bunu ifade etmek istiyorum. Bir ilave müsaade ederseniz. Şimdi bakın burada tabii bir ismi belli bir parti AKP tek eline almış çözüm süreci diye belki tartışma ondan tıkanıyor belli yerlerde. Bu problemin başından beri demokrasi sorunu olduğunu söyledik ve Sayın Genel Başkanımız çözüm süreci diye AKP ilk ilan ettiği zaman 5 tane şart söylemişti. Tek tek saymayacağım, işte samimi olun, evet, kişisel gizli ajandanız olmasın, şeffaf olun, muhalefete gibi hesap verin diye biz o noktadayız. Hiç bununla ilgili bir tereddüt yok ve bugünkü parlamento aritmetiği Türkiye'nin Kürt sorunu, demokrasi sorunu, bütün bu problemlerini çözebilme potansiyelinde ne sahip ciddi bir noktadadır. Yeter ki bunu ciddi ölçüde bir özgürlük sorunu olarak, demokrasi sorunu olarak alıp doğru bir zemine oturtalım. Şu anda parlamentoda önümüzdeki süreç içerisinde bunu anlıyoruz ki mevcut iktidar, yani düne kadarki iktidar partisi, şimdi birinci çıkan seçimden AKP de artık şu aşamadan sonra kendi kişisel siyasi ikbal ve ihtirasının bir parçası olarak kullanabilme potansiyelini yitirme noktasına gelmiştir. Bugüne kadar bizim hep ikaz ettiğimiz şey buydu. Bu ciddi, samimi bir çözüm ekseninde bakalım diye, ama bu bir politik manevra alanı gibi görüldü. Şimdi gelinen noktada özellikle seçim öncesinde kullanılan meydanlardaki dile baktığımız zaman artık bunun bir politik manevra alanı olarak kullanıldığı çok açık ortaya çıktı. Şimdi parlamento aritmetiği öyle bir noktaya çıktı ki %10 barajına rağmen bir siyasi parti çıktı. %10 barajını da aştı, parlamentoda şimdi 80 milletvekiliyle temsil ediyor. Evet. Artık burada bu parlamentonun başında ısrarla vurguladığımız noktaya geldik. Dedik ki başından beri biz ne diyorduk? Aşağı yukarı 33 maddelik bir kanun teklifi yine verdi arkadaşlarımız. Bu dönemde de verdi. Bunu meclisin içerisinde çözelim. Çözüm komisyonlarını bunun içerisinde oluşturalım ve problemi bütün
12 Eylül yasalarının getirdiği bağları, zincirleri de kırarak Türkiye'nin toplu bir demokratikleşme hareketi, özgürlük hareketine dönüştürelim, burada çözelim diyorduk. Sanıyorum o fırsat şu anda daha güçlü biçimde elimizde. Murat Bey'e tekrar döneyim. Gerçi AK Parti çözüm sürecini başlatarak önemli bir adım attı. Gerçekten son derece kilitlenmiş bir sorun için bir elini taşın altına koydu. Şimdi bu dönemki CHP'nin, o dönemki CHP'yi de birbirinden ayırmak lazım. Çünkü o dönemde sizin partiniz içinden çıkan farklı yorumlar ve kimi zaman çok farklı seslerde CHP'nin tam olarak hangi pozisyonda olduğu konusunda kamuoyunun kafasını karıştırdı. Yani bazı CHP'li isimlerin çok daha radikal, hatta Kürt diye bir şey yoktur, aynı oylarımız eşit sayılamaz şöyle gibi söylemleri oldu. Dolayısıyla spesifik. Şimdi yeni gelinen nokta CHP açısından daha farklı bir durum. Şöyle ama geçmişteki AKP de daha liberaldi bu konuda. Şimdi ortada mı buluşuyorsunuz? Hayır, bunu mu şöyle anlıyoruz? Yani şunu göz ardı etmemek lazım. Geçmişte farklı ifadelerde bulunan arkadaşlarımız olmuş olabilir ama ısrarla başından itibaren bir parti meclisi toplantısının başlangıcıydı Sayın Genel Başkanımızın konuşması. Ve başından itibaren o çizgide 5 şartımız evet. var, biz kredi veriyoruz dedi ve biz hep o çizgide devam ettik. Partinin yaklaşımı buydu ama spesifik farklı görüşler olabilir, o çok etkili değildi. Yani. Murat Bey bir şey söyleyeyim de hocam. Murat Bey peki sizin bu biraz önce bahsettiğiniz yani vesayet meselesi. Şimdi hakikaten AK Parti biraz da tek başına da kalmış durumda bu çözüm sürecinde. Ve son işte Nevruz'la başlayan bir sıkıntı dönemine geldi. Yani daha evvel söylediklerinden şu anda pek bahsedemez durumdalar ama işte çözüm süreci ilk defa bu kadar ciddi tıkanma noktasında gibi. Ali Bayramoğlu mesela Yeni Şafak gazetesi yazarı ki hükümete de yakın bir gazetenin yazarı ilk defa çok ciddi bir noktada tıkanma noktasında yorumunu yaptı. Bu anlamda böyle bir koalisyon Sayın Davutoğlu'nun da bu konuda elini rahatlatır mı? Yani Suriye politikası gibi düşünüyor musunuz? Ve sıcak bakacağını düşünüyor musunuz? Ve kırmızı çizgileriniz var mı? AK Parti'ye yönelik olarak bu çözüm süreciyle ilgili. Şimdi ben ne olur büyükelçi olarak da görev yaptım. Kırmızı çizgilerin pembe olduğunu gördüm filan. Dolayısıyla o tür şeylere kırmızı çizgiyi tabii, kullandım ben, evet. O tür şeyleri niye koymak istemiyorum biliyor musunuz? CHP olarak bizim çok ciddi bir yaklaşımımız var bu konuya. Ve yani AKP'nin oraya gelmesi için de ne olur kusuruma bakmayın. Çünkü biz gerçek haklardan, gerçek anlamda Türkiye'de demokrasiden bahsediyoruz. Yani AKP gibi kendi oylarımı şurada burada ben artırayım düşüncesiyle bir şeyi yapar gibi gösterip ondan sonra da onu seçim sonrasına kadar erteleyeyim gibi taktiklerle hiç kimseyi aldatma niyetimiz yok bir defa. Dolayısıyla onların bizden öğreneceği epeyce şey olduğunu önümüzdeki süreç gösterecektir. Bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Eski CHP, şimdiki CHP orada çok farklıydı dediğiniz zaman bir de şunu karıştırmayalım lütfen. Yani bizim AKP'ye karşı yapmak zorunda olduğumuz muhalefetle diğer konuda o nedenle söylediğimiz şeyler de bazen birbirine karıştı. Anlatabildim mi? Oysa şimdi önümüzdeki süreçte biz neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Ve bu sadece AKP ile yapılacak bir şey değil. Niye? Yani bir mesele. Kürt meselesi, Kürt sorunu dediğimiz şey Türk'e çözülmez kardeşim. Yani bunu dedik onun için meclis içerisinde hep birlikte oturup Kürtlerle beraber birlikte çözmemiz lazım diyoruz. Neden? Çünkü bu Türkiye hepimizin diyoruz değil mi? Ve bunu yaparken herkes de ama haddini bilecek. Yani haddinden kastettiğim de hadise şu. Bir tarafta daha Kürt dediğiniz anda K'sını duyunca sıçrayan insanlar vardı. Artık onlar bambaşka şekle geldiler. Diğer tarafta da Kürt dediğiniz anda PKK diye dağa bakanlar vardı. Onların da artık bir orta noktaya doğru gitmesi gerekiyor. Şimdi nasıl ki, yalnız burada şunları söyleyeceğim, söylemek istiyorum. Şimdi AKP'den örnek verdiğiniz için söyleyeceğim. Şu anda Cumhurbaşkanı, tarafsızlığı marafsızlığı bırakmış vaziyette ve de tam anlamıyla bir AKP şeyi olarak işte seçimlerde bir şeyler yaptı. Sonradan söylemini biraz düzeltmeye gayret ediyor filan. Şimdi şöyle bir şeye bakalım. Yani
Kürt meselesinden de örnekleri kendimiz daha sonra çıkartırız diye. Şimdi diyelim ki biz oturduk ve dedik ki kardeşim benim Ro-Ro seferlerimin ve ihracatımın başlayabilmesi için yahu Mısır'la ilişkilerimi düzeltmem lazım, değil mi? Şimdi ve dedi ki diyelim Ahmet Davutoğlu, evet bunu düzeltmemiz lazım. Hadi CHP olarak siz bitirin bu işi. Değil mi? Türkiye yararına bir ortak şeye vardık diyelim. Tam onu yaptık ve biz gittik diyelim şeye, Mısır'a. Resmi ziyaret kapsamında Sisi ile falan konuşarak bir şeyler yapacaksınız, değil mi? Oradan Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı çıktı ve dedi ki haha bir dakika bir dakika, ne yapıyorsunuz siz? Ben Cumhurbaşkanı olarak Mursi'yi görüyorum, Sisi'yi görmüyorum. Şimdi bakınız, AKP'nin tabanının, yani onların içerisinde fıkara, onların içerisinde alt gelirli insanlarımızın da bilmesi gereken bir şey var. Şunu yaparsınız, Müslüman kardeşler filan dersiniz de bunun Türkiye'ye bir maliyeti var. Tamam mı? Bu maliyet maalesef onlar, AKP'nin tabanı dahil hepimiz, hepimizin insanları tarafından çekiliyor. Ondan dolayı Türk dış politikasını veyahut da Kürt meselesini bir tek insanın vempine, şeyine, inisiyatifine, inisiyatif de değil, tek kişinin kendi isteklerine, keyfine bırakmak kadar vahim bir şey yok. Yani söylemek istediğimiz şu, Türkiye çok uzun zamandır parlamenter sistemle gitmiş ve bunun içerisinde de bir yol bulmuş kendisine. Yani o da sembolik olarak Cumhurbaşkanı'nı yukarıya oturtmuş, değil mi? Onun dışında da insanların birbiriyle uzlaşarak, yani kutuplaşıp kafa kırarak değil, uzlaşarak bir şey yapması gerektiğini de yine bu halk bu sistemden aldığı demokratik tecrübesi çerçevesinde yine bize söylemiş, siyasilere. Şimdi dolayısıyla bizlerin artık külahımızı mı çıkartırız, şapkamızı mı çıkartırız, oturup halkımızın istediği şekliyle bu memleketi demokratik ve bütün bölgede özenilecek bir şekle getirmemiz için herkesin, bütün makamların kendi yetkilerini bilerek konuşmaları ve bu böyle bir şeyin bulunması ileriye gitmek için çok büyük önem taşıyor. Aksi takdirde yani eski tas eski hamam, biz CHP'yi alır koltuk değneği yapar gideriz diyorlarsa çok yanlış hesap yaparlar. Peki reklama gitmemiz gerekiyor. Bir dakikada toparlayabilir misiniz yoksa reklam dönüşünde mi başlayayım? Tamam. Biraz uzun konuşacağım. Tamam. Peki reklam dönüşünde devam edelim. Bizden ayrılmayın lütfen. Siz de ekonomi ile ilgili olarak size de çok soru geliyor ama bilmiyorum belki başka farklı değerlendirmeniz olur. Herkes ekonomide ekonomi çok konuşacak çok mesele var. Tamam. Peki birazdan devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Size kalmıştık. Bu çözüm sürecine ilgili bir şey söyleyecektiniz. Evet, çözüm süreci. Şimdi başta demiştim ki Davutoğlu anahtar. Aslında seçim sonrasında koalisyonların uzlaşılarak demokrasiyi güçlendirdiği bir dönemi maalesef Milliyetçi Hareket Partisi farklı politika izleyerek bir kenara koydu ve dolayısıyla anahtar şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın mı yoksa Davutoğlu'nun mu eline geçti bir noktaya geldi. Ben Davutoğlu'nun bu konuda devlet adamlığını gösterebileceği ya da bir parti lideri gibi davranabileceği konusunda bir sınavla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Kurucudan kurtulmak çok zordur, onu biliyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulabilirse Türkiye'nin önü açılır. Davutoğlu'nun ve AKP'nin de belki yönü başka yere doğru döner. Yani Türkiye'ye gerçekten hizmet eden bir parti haline gelebilir. Çünkü AKP'ye baktığınız zaman 3 dönemi var ve bu 3 dönemi de mutlaka bir gün, bu seçimde olmazsa bir başka seçimde hesabını verecektir. Çünkü geriye doğru baktığınızda onarılmayacak
ülkeye yaralar açan, travmalar yapan bir süreç yaşandı Türkiye'de. Bunu hepimiz biliyoruz. Koalisyonların kendi deneyimden anlatarak bu meseleyi açmak istiyorum. 91 yılında SHP-DHP yani İnönü Süleyman Demirel koalisyonu çok önemli bir şey yaptı. Bir kere ayrılmış olan kahveleri, Demokrat Parti CHP kahvelerini birleştirdi. Bir kucaklaşmaya neden oldu ama aynı zamanda Türkiye'nin inkarcı politikasının liderlerinden biri olan Süleyman Demirel'e Diyarbakır Meydanı'nda Kürt realitesini tanıyorum dedirtti. Bu uzlaşmanın getirmiş olduğu bir neticedir. Ha ondan sonra ne oldu? O ayrı bir mesele. Yani 17.500 faili meçhul cinayetler filan geçti Türkiye'de bir derin güç direniyor. Egemenliği kendi elinde tutmaya çalışan bir derin devlet yapısı var tırnak içerisinde. Onu yıkabilmektir önemli olan. O zaman demokratik açılımı sürdürebilirsiniz. Şimdi Kürtçe şarkılar serbest bırakıldı. Kürt dili serbest bırakıldı 91'lerden. AB'ye girme hevesiyle ve doğru başlangıcıyla Türkiye o yapılanları, o gün yapılanları yeniden yapma doğrultusunda adımlar attı ama 2007'den sonra bunların hepsinden vazgeçti. Şimdi bir samimiyetsizlik söz konusu. Biraz evvel Bülent Bey saydı. CHP barış süreciyle ilgili olağanüstü parti meclisi toplantısı düzenledi. Yani o kadar bu konuda dikkatli, kararlı, yapıcı ki parti meclisini olağanüstü olarak düzenledi ve o parti meclisinde bir bildiri Sayın Kılıçdaroğlu bildiri kaleme aldı ve biz biraz evvel saydığı nedenlerle ve onları da görerek parlamentonun içerisinde bu sorunu çözmeye varız dedi. Sonra da arkasından AKP'ye bir paket götürdü. Bununla ilgili geçen dönemde de birçok yasa teklifi verdi. Ama AKP bunların hiçbirini kabul etmedi. Arkasından barış süreci geçiyor. Yani bir samimiyetsizlik içerisinde dolaşıyor. Biraz evvel Murat Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. Biz Hüseyin Yayman'ın Kürt sorunu ile ilgili bir arşiv içeren bir kitabı var. Kitabın %60'ı herhalde bizlerin yani CHP'nin, SHP'nin Kürt sorunuyla ilgili raporlarıyla dolu. O kadar fazla Cumhuriyet tarihinde rapor hazırlamış ki CHP bu konuyu kafa yormuş, çözüm yollarını getirmiş. Birçokları da rapordaki birçok ortaya koyduğu öneriyi de kabul edilmiş, kendiliğinden de düzenlenmiş bunlar. Öyle veya böyle düzenlenmiş. Hala bu konuda ciddi kafa yoran, samimi olan Türkiye'nin demokratikleşmesi ve dünya uluslar ailesi içerisinde saygın yer alabilmesi için bu sorunu mutlaka çözmeniz gerektiğini söyleyen bir partiyiz. Dolayısıyla kim bizde bugün koalisyon kurmak isterse MHP, HDP, CHP ideal olanıydı. Bence MHP'siz Kürt sorunu çözmek mümkün değildir. MHP'nin de mutlaka bu konunun içerisinde olması şarttır. Yani tarafların birlikte oturup bir sosyal demokrat parti ile bunun çözebilmesi Türkiye için en ideal koalisyon çözümüdür. Ama bugün belki davranışı, siyaseti bugün böyle devam ediyor. Yarın MHP değişebilir. Bizim zaten söylediğimiz şu, illa biz şundan, illa bundan koalisyon kurarız demiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki, kurulacak olan bir hükümete biz her türlü katkıyı yaparız. Kendi ilkelerimiz var çünkü biz kendimize güveniyoruz, özgüvenimiz var. Tabanımızı biliyoruz, onların bize verdiği talimatı biliyoruz. Bu talimatlar çerçevesi içerisinde biz gerekeni yaparız. Yani biz duvar örmeyiz, bu şu vardır, gözünün üzerinde kaşın var demeyiz. Biz gözünüzle şu sorunu görün, bunu çözerseniz varız. Biz artık bunu yeni demiyoruz, yalnız onu da söyleyeyim. Bir tür CHP'nin bir dönemi var ama Cumhuriyet Halk Partisi baştan beri bizim kuşak ciddi bir şekilde muhalefetin yapıcı olmasını, muhalefetin yapılanı karşısında değil, yapılanın yanlışını düzeltecek yeni öneriyle gidilmesi gerektiğini söyleye gelen bir kuşağız. Bir soru, kısa bir soru yani buraya cevap vermesi Selin Hanım'a geçmeden evvel. MHP'nin
İkna edilebileceğini düşün, yani biraz zaten HDP desteğini vereceğini, yani bir CHP AK Parti koalisyonuna desteğini vereceğini Selahattin Demirtaş açıkladı. Siz diyorsunuz ki ideali MHP'liyle bir, MHP'nin ikna edebileceğinizi düşünüyor musunuz? MHP'liyle bilmiyorum, böyle bir görüşme turları olacak mı? Yani gerçi neydi? Devlet Bahçeli okuduğumuz zaman son derece sert, evet, koalisyon, muhtemel bir koalisyon. Yani gerçekten Fikri orada Bey çok sert biraz ama. Önce dedi yani asıl baştan bu yana asıl Türkiye'nin temel problemlerini çözme konusunda bir CHP, MHP, HDP koalisyonu, herkesin yetki ve sorumluluk aldığı çok önemli yol alırdı. Şimdi MHP bu konuda kapıyı kapatmış görünüyor ama siyasette hiçbir zaman, hiçbir dönemde o kapı kapandı deyip geri dönmemek lazım. Yani şu anda yarın muhtemelen ya da daha sonra bir görev verilecek. O görevlendirmeden sonra süreç devam edecek. Önümüzde 45 gün var demektir. Bu 45 gün içerisinde biz şu iddiadayız. MHP Türkiye'de yok sayılamayacak bir partidir. HDP'de yok sayılamayacak bir noktadadır şimdi. Ve bütün bu temel problemlerin çözümünde biz ısrarla MHP'nin sürecin içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Olmazsa burada parlamentodaki hükümet seçenekleri MHP'nin varlığıyla sınırlı değildir. Yani evet. Çok farklı seçenekler vardır. Onlar gelir. Bu sözlerinizden bir şey ekleyebilir miyim? Bir saniye şöyle bir sorayım. Dönüyorum size. Bu sözlerinizden dinsiz partiyle birlikte olduğunuz derler lafına alınmadığınızı anlıyorum. Yani şöyle, yani mi? Alınmamak değil de tabii Allah ıslah etsin diyeceğim, başka bir şey değil. Yani bu geçmişi tartışmamak için orayı kapatıyoruz. Türkiye'nin çok ciddi problemleri var. Geleceğe bakacağız. O sözün doğru olmadığını söyleyen de biliyor. Biz de biliyoruz, aslında millet de biliyor. Kendi görüş olarak söylemiyor. Yani, AK Parti bunu kullanırdı bize karşı diyor ama. O tartışmalarla fırsatları heba etme niyetinde değiliz. Onun için ısrarla oraya gitmeyeceğiz. Söyleyenin vicdan hesaplaşmasına bırakacağız. Yani bizim tabanımız tabii bu söze müthiş şekilde tepki gösteriyor. Yani bizden ama kim bu cibiliyetsiz denmesini beklememelidir. Yani biz bıraktık. O lafları söyleyenleri, o anlayışı bıraktık. Zaten şimdi ben bir şey söylemek istedim. Biraz da MHP'ye yakın, yani bir sağ araştırmacı, ismini vermiyorum. 2614 kişiyle yüz yüze 2-6 Temmuz tarihleri arasında yapılan bir araştırmayı size sunmak istiyorum. Bu MHP'nin meclis başkanı seçimiyle ilgili son turdaki verdiği oyları sormuşlar. MHP'ye oy veren seçmenlerin %33.4'ü doğru bulmuş ama %38.5'i yanlış bulmuş. Şimdi arkasından MHP'nin HDP'yi yok sayma politikasının MHP'nin %45'i yanlış bulmuş, 54'ü doğru bulmuş. Ama hemen arkasında, bakın bunun altını çizerek söylemek istiyorum, çözüm sürecine devam etmeli mi diye sormuşlar. %51'i evet demiş MHP'lilerin, MHP'ye oy verenlerin, %48'i hayır demiş. Şimdi burada görülüyor ki, onun için o nedenle dedim ki MHP'siz bir çözüm süreci, tam ve kalıcı bir barış istiyorsa bu Türkiye ve artık ciddi bir birlik beraberliğin kurulmasını arzu ediyorsa MHP'siz olmaz. Evet. Aslında ben şunu söylemek istiyorum. MHP'lileri de, yani MHP'li insanları ikna etmek mümkün mü? Taban ikna edilmiş durumda. Yine aynı şekilde MHP'ye oy verenlerin bu şekilde devam ederse %27'si tekrar oy vermeyeceğini söylüyor. Onu söylemedim size. Biz Mersin'de ikna ettik mesela. Mersin'de 2014 seçimlerinde MHP birinci partiydi. Bu seçimlerde bunların hepsi anlatıldı. Biz CHP olarak birinci parti olduk Mersin'de ve birinci parti olan, bir sene önceki birinci parti olan MHP'yi %6,5 geçerek birinci parti olduk. %6,5. Yani %6,5 seçmenini CHP'ye çektik. Demek ki ikna oluyor. Tabanı ikna oluyor. Önemli olan siyaseti bakarak, ideoloji tabii çok önemlidir. Kadro çok önemlidir. CHP'nin özgüvenini şuradan kaynaklanıyor. Biraz evvel sorduğunuz soruda da ikna edin. CHP'nin şu anda milletvekillerinin aşağı yukarı %85'i ön seçimle geldi. Yani üyesi seçti geldi.
Ve dolayısıyla halkın arasından, üyeler tarafından seçilmiş olan milletvekilinin geldiği yerde, parlamentoda artık halk adına partisiyle birlikte, partisinin ideolojisiyle birlikte hareket edeceği son derece açıktır. O nedenle özgüveni vardır CHP'nin. Yani koalisyon CHP'siz de olabilir, CHP'li de olabilir ama CHP'nin ilkeleri vardır. O ilkeleriyle kim ilgileniyorsa CHP Türkiye'yi yönetmeye taliptir. Şimdi Sayın Ayım, genelde şöyle baktığımız zaman bu, yani yine dönüyoruz, AK Parti CHP koalisyonu görüşmeleri olursa çoğu insanın ya da konuşulan bir şey, CHP'lilerin tabii, CHP seçmeninin şöyle bir beklentisi var. Bu doğru mu? CHP masaya oturursa 17-25 Aralık'ı koyacak, yolsuzluklarla mücadeleyi koyacak, dosyaları açacak, bütün bunları da ön şart olarak koyacak. Böyle bir ön şartınız var mı? Ya bu kadar katı ve esnemez maddelerle mi gidiyorsunuz? Hı. Özellikle bu şeffaflaşma, yolsuzluklarla mücadele, açılacak dosyalar konusunda. Yoksa bunları bir paket içinde mi edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Hı. Seçmene ve AK Partililere de mesajınız ne? Şimdi esasında CHP bu kampanya döneminde her zaman yaptığı gibi Türk siyasetinin doğasını değiştiren bir yaklaşımla ortaya çıktı. O doğa değişikliğini iten CHP devam ediyor. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Neydi bizi ayırt eden diğer partilerden kampanya döneminde? Somut sorun konuştuk. Ve somut sorunlara somut çözüm önerileri konuştuk. Yani gerçek siyaset esasında somut çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platformdur. Dolayısıyla biz kırmızı çizgiler veyahut da taşa yazılmış ibareler değil, bir ilkeler çerçevesi üzerinden bu uzlaşmanın sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bu ilkeler içerisinde bu bahsettiğiniz, hani taşa yazılmış gibi kulağa gelen o kırmızı çizgilerin ögeleri yok mu? Var. Çünkü bunlar neyi söylüyor? Türkiye'nin kaynağının doğru kullanılması gerekiyor. Kaynağın doğru kullanılması gerekiyor cümlesi esasında yolsuzlukların yapılmadığı bir Türkiye'nin ancak zenginleşen Türkiye olacağı yargısını barındırıyor. Veyahut da bu ilkelere baktığınızda neyi söylüyor? Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı diyor. Geçmişte yaşadığımız ve yargının bağımlı olması sebebiyle üzeri kapanmış meselelerin mutlaka yargı bağımsız olduğunda siyasetçi tarafından değil, o bağımsız olan yargı tarafından zaten çözüleceği prensibi var orada. Yani Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kavgaları yeniden alevlendirmek değil ama var olan sorunları çözecek yapıyı kurmak olmalı. Bizim bu ilkelerimiz işte bu sorunları çözecek olan o yapıyı barındırıyor zaten. Yani sorunu yok sayan değil, sorunla müzakereyi kilitleyen değil, o sorunun çözümü için ihtiyaç duyulan adımları atmaya Türkiye'yi iten bir yaklaşımla CHP masaya oturuyor. Ama tabii ki seçmenimizin belli isteklerini de duyduk, değil mi? Türkiye daha iyi yönetilsin dedi. Daha iyi yönetilirken hepimizin refahı paydaş olduğu bir Türkiye olsun dedi. Bütün bunlar içinde olmazsa olmazlar esasında çok açık. En olmazsa olmazı daha iyi bir yönetimde siyasi aktörlerin gerçekten hukuki olarak tanımlanmış görevlerini yapmalarından geçiyor. Yani esas mesele yargının işlemesine izin vermek. Esas mesele siyasi partilerin kendilerinin müzakere yapacağı bir Türkiye'nin ortaya çıkmasını sağlamak. Cumhurbaşkanının bir siyasi aktör olarak bu müzakerelerde olması o müzakereleri zorlaştıran ve esasında o müzakerelerin gerçek bir siyasi platform olmaktan uzaklaşmasına sebep olan bir şey. Seçmenimiz bunu istiyor ama sadece seçmen bunu istediği için değil, Türkiye'nin yeniden iş yapabilir hale gelmesi için bunlara ihtiyaç var. Ve bu önerilerimiz, bu ilkeler, bu ilkesel çerçeve doğal olarak bu sorunların çözümünü de ortaya çıkartacak bir çerçeve. Dolayısıyla hemen bununla ilgili. Tabii. Şimdi bakın, koalisyon ilkelerimizin 14. maddesi çok kısa olduğu için hemen okuyayım, hiç yoruma gerek yok. Tabii, buyurun, yolsuzluklarla var. Etkin mücadele başlığı. Yolsuzlukların siyaset tarafından himaye edilmeyeceği bir yapıyı oluşturmak. Siyaset tarafından himaye edilmeyeceği bir yapıyı oluşturmak ve tüm yolsuzluklardan hesap sormak zorundayız. Bu bizim koalisyon ilkelerimizin içinde. Şimdi mesele şu, biraz önce Selin Hanım çok güzel anlattı. Burada meseleyi dört bakanın
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis soruşturması açılıp Yüce Divan'a sevkiyle sıkıştıramazsınız. Türkiye'de bütün yolsuzluklarla mücadele sürecini birlikte ele almanız lazım. Onu bir daha getirirsiniz, problem değil. Getirirsiniz, yeniden bir oylama yaparsınız, Yüce Divan'a sevk edersiniz. Ama bu süreci, yolsuzlukları ciddi biçimde sorgulayabilecek, yargılayabilecek bağımsız bir yargı düzeni kurmadığınız sürece gider, yolsuzluk yapan aklanır, problem kapanır. Mesele şudur, 17-25 Aralık soruşturmalarında takipsizlik kararı veren savcının takipsizlik kararını ben okudum. O takipsizlik kararının hangi baskılarla, siyasetin yargıya hangi müdahaleleriyle, yaratılan hangi ortamla verildiğini çok iyi biliyoruz. Şimdi siz eğer sadece bir yolsuzluk meselesini merkeze alıp Türkiye'de bu yolsuzlukların soruşturmasını önleyen yargının siyasete müdahale düzenini değiştirmezseniz, yani özetle bağımsız yargıyı, bağımsız yargıçları, bağımsız savcıları yaratamazsanız, sisteme taşıyamazsanız o koalisyonun hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Bu yüzden mesele tek bir olayı görüp ona kilitlenip durumu kurtarmak değil, tam tersine Türkiye'de yolsuzluk düzenini ortadan kaldıracak bir yargı, bağımsız yargı sistemini kurmaktır. Bunu konması, bu bizim koalisyon ilkelerimiz içerisinde vazgeçemeyeceğimiz bir şeydir. Çünkü bunu yapmadıktan sonra o hükümetin ne kıymet harbiyesi var? Bu konuda aslında Başbakan Davutoğlu'nun da bu yönde mesajları vardı. Kendisi de dört bakan konusunda zaten biraz daha farklı bir tavır koymuştu. Kendiliğinizden Yüce Divan'a gidin diye. Şeffaflık yasasını geçirmek istedi ama sonra durdu bir şekilde. Yolsuzluklarla mücadele edeceğiz dedi. Restorasyon sözü verdi genel başkan seçildiğinde. Dolayısıyla burada yani siz böyle bir listeyle Sayın Davutoğlu'yla keseriz dedi. Tabii. Bu böyle bir müzakereye ya da pazarlık mı diyeceksiniz, görüşmelere başladığınızda diyaloğa başladığınızda ayrı düşeceğinizi düşünüyor musunuz? Şöyle Sayın bakın Davutoğlu'na? Biz hep ısrarla meseleyi sadece AKP ile diyalog meselesi diye görmüyoruz. Yanlış bir noktadan yürümeyelim. Biz çok farklı seçenekler olabilir. Bunlardan bir tanesi de AKP ile CHP'nin görüşeceği koalisyon seçeneğidir. Ama bu yüzden rahatız. Bu noktada en rahat parti biziz. Çünkü ne yapacağını en iyi tarif eden parti biziz. 14 tane ilke saydık ve diyoruz ki bize gelen parti 14'ü yeterli bulmayıp 16 diyebilir. Ya bir dakika şu 4 tanesini bırakın da 10'unu bakalım diyebilir. Ama elinde aynı bizim gibi ilkeler çerçevesinde gelip bizimle görüşmesi lazım. Böyle baktığımız zaman biz daha özgürüz görüşmede. Herhangi bir parti, herhangi bir angajman, herhangi bir telaş içerisinde değiliz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Bakarız denir ki ya bir dakika şu cümleyi de bu kadar ifade etmeyin. Nasıl ifade edelim? Biraz yumuşatın. Bakarız onu yumuşatmak gerçekten maksadı engellemiyorsa, hedefe gitmeyi engellemiyorsa döneriz. Sonuçta bir koalisyondur. Yani bu söylediğimiz şey bir partinin bizim seçim bildirgemizi tek başımıza uygulayacağımız bir hükümet değil konuştuğumuz. Öyle olsaydı bize tek başımıza hükümet olma yetkisi verildi. Çok da iyi şeyler yapardık. Ama şimdi biliyoruz ki artık millet 55 milyon seçmen dedi ki biraz sizinki olsun, biraz ötekininki olsun, biraz ötekininki. O zaman şu hükümet programı da, bu koalisyon protokolü daha sonra hükümet programına dönüşecek. Hükümet programı da biraz bizimki olacak, biraz ötekininki olacak ama bunları öyle bir araya getireceğiz ki ben şunda ısrarlıyım biraz önce dediğim gibi. Bu hükümetlerin parlamento aritmetiği buna imkan veriyor. Yeter ki siyaset bunu görsün ve samimi olsun bu noktada. Bu hükümetler yüksek profilli hükümet olmak durumundadır. 300'ün üzerinde milletvekili hangi seçenek olursa olsun. 300'ün üzerinde milletvekili ciddi bir çoğunluktur. Ciddi bir uzlaşmadır aynı zamanda. Yüksek profilli hükümetler. Bu ne demektir? Ekonomide ciddi biçimde Merkez Türkiye projesinden bahsetti. Proje bizim mi? Hepimizin olsun. Hepimizin olsun. Yani bu projeyi koyalım. Herkes bu hükümeti kuracak olan partiler gelsin, sahiplensin. Ha bizim koalisyon şartımız değil bu. Ama arzumuz, şartımız değil ama arzumuz. Oturduğumuz zaman Türkiye'yi kalkındırmak mı istiyoruz? En 20 ülkenin içine mi sokmak istiyoruz? Gelsin. Bunun gibi ötekileri de konuşalım. Ama biz şunu biliyoruz ki bu bir asgari ortak noktalarda uzlaşma sürecidir. Ondan sonra da büyük fotoğrafı çekip Türkiye'nin temel bütün meseleleri ekonomik, siyasal, sosyal, hukuksal
bütün temel problemlerini çözebilecek bir yapıyı çıkarabiliriz. Yeter ki siyaset samimi olsun, vesayetten uzak olsun. Şirin Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bizim kırmızı çizgimiz var. O da şu. Murat Bey'e soracaktım, siz aldınız. Bizim kırmızı çizgimiz var. Bizim kırmızı çizgimiz evrensel hukukun üstünlüğüne inanan bir devlettir. Yargının tarafsız ve bağımsız olmasıdır. Yargı bağımsız olmazsa, tarafsız olmazsa, hukukun üstünlüğüne inanmayan bir devlet her şeyi yapar. Dolayısıyla böyle bir şey, böyle bir devleti yönetmeniz, böyle bir yönetim, siyasal yönetimin halka hizmet etmesi mümkün değildir. Burada konuşacağımız, saatlerce de konuşacağımız çözüm önerilerine, ayrıntılarına girdiğimiz her konunun bir tek çözümü vardır. Her konunun gerçekleşmesinin bir tek yolu vardır. O da hukukun üstünlüğüne inanan bir devlet, bağımsız ve tarafsız bir yargıyla olur. Öyle bir şey kuracaklarsa, onun için biz dedim ki kendimize çok güvenen, özgüveni olan bir partiyiz biz. Bunları o açıkça ortaya koyuyoruz. Buna itirazı olan var mı? İtirazı olmayıp da gelelim protokol yapalım deyip de sonra cayarsa toplum onları yok eder. Bakın 1500'ü aşkın MİT gitti, MİT tırı gitti. İçinde silah var. Biraz evvel anlattı Murat Bey. Suriye bizim için çok önemli. Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için önemli. Orada bir kazan kaynıyor. Bunların şeffaf bir devlet anlayışı içerisinde ne olduğunu Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımız öğrenmek hakkı yok mudur? Vardır. 34 yurttaşımız Uludere'de öldürüldü. Sınırın dışında kendi jetlerimizle bombalandı. Peki bunun sorumlusu Türkiye'de ortaya çıkmayacak mı? Bunu gizleyelim, hükümet olanla bunu gizleyelim diyebilir misiniz? Karşınızdaki de diyebilir mi? Dolayısıyla bunlar bizim, yani olmazsa olmazlarımız değil, toplumun beklentileri zaten. Neden 7 Haziran'da seçmen böyle bir tablo çıkardı? Ha şunu da söylemek isterim. Erken seçime gidelim. Vallahi dün siz çok ayrıntılı konuştunuz. Selçuk Şirin de söyledi. Hiçbir şey fark etmiyor. Hakikaten gidelim. Hiçbir şey fark etmeyecek. Ya Cumhuriyet Halk Partisi ya da öbür partiler daha fazla oy alarak gelecekler. AKP'nin bundan hiçbir şey... bizim tabirle, Güney tabirle hiçbir şey ütemez. Çünkü gördü insanlar. İnsanlar hala şimdi yanlış bir algı yönetmeye çalışırlar. İşte erken seçim, Bülent Bey başta çok güzel anlattı. Erken seçim, erken seçim diye daha ilk günden getirdiler. Ayrı, yurttaşa büyük saygısızlık, haksızlık ettiler. Ya yurttaş oyunu vermiş, rahatladı 7 Haziran'da. Sen bilmezsin diyen bir yukarıdan buyur eden, bir dikte anlayışını uygulamaya çalıştılar. Yurttaş seçmenim ne farkı var? 13 yıldır söylüyorlardı biz vesayeti kaldırdık deniyordu Türkiye'de. Öyle bir anlayış var ki daha büyük vesayet kurdu. Bundan öncekinden hiç olmazsa hemen söyledi. Erken seçim dememişlerdi hiç kimse. Bunu söyle, böyle bir algı yönetmeye çalıştı iktidar medyası. Ne oldu şimdi sonunda? Gidelim isterseniz. Yarın seçimi görün. Ben iddiayla söylüyorum. Ben araziden gelen bir insanım. İktidar her medyasını günde... hala bir bütün olarak mı görüyorsunuz? Efendim? İktidar medyasını hayır, hala o da, bir o bütün... Hayır, o da karışmış durumda. Yoksa yani, bakın, bir yol ayrımı olduğunu bakın, görüyor bir musun? Şey söyleyeyim mi? Eşekten düşmüşe benzeyecek hepsi onlar bir zaman sonra. Yeni hükümetler kurulsun. O da ayrı bir mesele olacak. İktidar medyası aynı değil. Ama şunu biliyorum. Ben halkımı çok iyi tanıyan, yöremde çok insanlarla ilişki kuran, bütün Türkiye'yi dolaşan bir insanım. Görün, bir erken seçime gidin, erken seçimin müsebbibi olan, yurttaşın verdiği oyu beğenmeyen birisine inatla daha da fazla diğer partiler geçmiş oy alacaklar. Geçmiş tecrübeniz de mi bunu söylüyor? Evet. Bir ilave, hemen. Murat Bey'e daha uzun zaman verelim diye. Şimdi Sayın Genel Başkanımız söyledi, bir şeyi atlamayalım, eksik kalmasın. Bu 14 tane ilke. Bunu artırabilirler de ve şunu diyebilirler. Bir başka iki parti bir araya gelir. Der ki bu 14 tane ilkeyi alsınlar, bunu zenginleştirsinler. Ama desinler ki ya biz CHP ile yapamayız bunu. İşte tabanımız uyuşmuyor, dokumuz uyuşmuyor derler. Kurarlar hükümeti, eğer bu ilkeler çerçevesinde bir Türkiye yaratmak, bir hükümet kurmak üzere bir araya gelebiliyorlarsa biz ona da destek veririz. Mutlaka hükümetin içinde yer almak zorunda değiliz. Bunu Sayın Genel Başkanımız da çok net söyledi.
Yani daha somutlaştırın. Ya daha somutu Türkiye'nin bu temel problemleri, özgürleşme, demokrasi, şeffaflık, yolsuzlukla mücadele, bu saydığımız esasları temel alan bir hükümet protokolü. AKP, MHP mesela. AKP, MHP olabilir, HDP'yi alır yanına, önemli değil. Bir araya gelirler ve gerçekten Türkiye'nin önümüzdeki dönem bu problemlerini çözecek bir protokol. Onun için ilkeler önemli diyoruz. Onun için çok rahatız. Şunu diyebilir, doğaldır partiler. Ya biz bunlarda mutabıkız ama CHP ile yapmayacağız bunu. AKP, biz, MHP ile koyacak ve CHP de bize bu ilkeler yani karşısında destek versin, veririz. Eğer burada samimi bir mutabakatla çıksınlar kamuoyu önüne, biz bu konuda, Sayın Genel Başkanımız da söyledi, biz bu konuda bu sürece destek verme noktasında bir tereddüdümüz olmaz. Şirin Hanım, bir teknik şey hatırlatmak istiyorum. Yani, şunu söyleyeyim, Bülent Bey'e teyit etmek için. Daha çok vakit hükümet lazım. Kurulurken, hükümet kurulurken öyle 376'lar falan aranmaz. Hükümet kurulurken parlamentoda bulunan... Şimdi oraya gelecektim. Azınlık yani, hükümetini soracağım size yani, ama oraya... Dolayısıyla Bülent Bey'in söylediğini daha açmak için... Gerekirse eğer, birazdan açalım o zaman. Gerekirse AKP azınlık hükümetini kurabilir. Bunları 14 ülkeyi kabul etmişse, yeni anayasa, yolsuzluklarla mücadele gibi bunları da yapıyorsa... Ama samimiyet testi önemli tabii. Azınlık yani... Bugünden başlayacak. Samimiyet testi yarından başlayacak. AK Parti'nin azınlık hükümetine destek verir misiniz? Şimdi bakın, samimiyet testi önemli. İlkeler önemli olan. Yani onu böyle, bu işin bir cümlesi alınır, geri kalan tarafı atılır, ondan sonra başka bir anlam olur, düzeltmeye çalışırız. Samimiyet testi önemli. Yani şimdi bugünkü bir parti ben bu ilkeleri seninle yapmam deyip, ondan sonra da ben bunu tek başıma yapacağım diyorsa... Onu göstermesi lazım. Yani bugünkü hükümet istifa etmiş hükümet. 663 kişi. Bugünkü istifa etmiş hükümet. 663 kişiyi atamış. Gelenek şudur. Seçimlerden önce ve seçimlerden sonra bekleyen hükümetlerde bir memuru bile tayinli yapmazlar. Gelenek odur. Yeni gelene bırakırlar. Bunların içerisinde elçiler de var, büyük elçiler de var. 57 sizi... kişi üçlü kararnameyle atanmış. 57 şimdi, kişi. Burada samimiyet testi başladı zaten. Peki. Madem büyük elçi dedik, eski bir büyük elçi olan Murat Bey'le de. Şimdi siz birazcık Suriye meselesine. Yine bu dış politika diye genel bir çerçevede sorduk ama... En önemli meselelerden bir tanesi Suriye şu anda. Suriye'de olup biten. Ve genel olarak bir hava esiyor. Yani Türkiye Suriye girdi, girecek. Tampon bölge ya da güvenlikli bölgeyi kurdu, kuracak. Ve bütün dünyada bunu bekliyor. Ya da işte ama bu konuda sorun da yaşanabilir. Dünya konjonktürü. Bu AK Parti, CHP arasında olabilecek bir koalisyonu zora düşürür mü? Bu konudaki görüşünüz nedir? Ve bu konuda en azından AK Parti'ye bunu kesinlikle yapamazsınız diyeceğiniz şeyler olacak mı masaya oturduğunuzda? Ya da diğer mesele gibi ne gibi açılımlar sağlanabilir? Orada çok taban tabana zıt gözüküyor iki parti. Gayet tabii ki zora sokacaktır. Ama bu yani aklın yolu hemen hemen bir dire doğru gidilmez anlamına gelmez. Fakat şöyle söyleyeyim. Yani şimdi halkımızın ayırt etmesi gereken bir olay var. Bakınız. Şimdi 1974 Kıbrıs Harekatı, biz garantör ülkeyiz, girdik. Sonra ne kadar büyük zorluklarla bazı şeyler geçti değil mi? Hani diyeceksiniz ki, 74 Türkiye'si ile 2014 Türkiye'si, 2015 Türkiye'si farklıdır. Şimdi bir şeye bakarken, Suriye ile ilgili bir olaya bakarken, yani daha önce başımıza gelmiş bir takım olaylar karşısında tepki vermeyen bir hükümete karşılık aniden Cumhurbaşkanı Tel Abyad'da bir şey olduğunda bağırmaya başlıyor ve diyor ki biz Kürt devleti oluşumunu, orada bir şeyler oluyor, durdurmakla mükemmel. Ben izin vermem böyle bir şeye falan diyor. Onun üzerine uzmanlar da bakıyorlar, diyorlar ki ya kardeşim anlıyoruz. Hani orada PYD'nin Tel Abyad'da bir hareketi var ve yukarıdan da hava taarruzlarıyla desteklenen bir hareket var. Kime karşı? IŞİD'e karşı. Daha biliyorsunuz Amerikan heyeti buradaydı. Yani gittiler mi bilmiyorum ama şimdi bunlar diyorlar ki özellikle ve Baas da söylüyor aynı şeyi. Ya diyor bakın biz PYD'nin sizin aleyhinize gelişecek herhangi bir şey yapmasına
ya da YPG'nin izin vermeyeceğiz, vermeyiz. Bizim orada bu işi yapma nedenimiz sadece ve sadece IŞİD'in ilerleyişini durdurmak ve dolayısıyla başka bir mülteci akınını durdurmak içindi. Şimdi biraz önce de arkadaşlarımın konuşmasından ortaya şu çıkıyor. Güven ihdası. Bakınız güven o kadar önemli bir hadise ki eğer sizin cumhurbaşkanınız sizi bir şekilde ben kardeşim savaşa sokarım bakın askerleri de şuraya buraya gönderiyorum diyorsa ve MGK bildirisine karşın hala kafada başka şeyler olduğu ortaya çıkıyorsa o halükarda halkımızın şunu sorma şeyi de var. Kardeşim sen şu anda dünyadaki biraz senin şeyine gireceğim Selin'ciğim. Dünyadaki ekonomik yavaşlamayı, Euro bölgesinin girdiği sorunları, Türkiye'nin de ağır ağır bir krize doğru gittiğini görüyorsun. Ve Türkiye'yi cari açığına şuna buna rağmen bir de savaşa sokmaya kalkıyorsun. Bunun amacı nedir? Yani üstelik de orada bu işleri yapan insanlar seni sokmama kararını zaten almışlar ama sen bir savaş çığırtkanlığıyla oraya sokuyorsun ve hala bakınız açıklamalara bakın. Bütün dünya IŞİD'le savaş, IŞİD terörüne karşı savaş birinci önceliktir diyor. Siz hala Beşar Esad'a da dönük şu güvenlik koridorunu yapmam lazım diyorsunuz. İnsanlar da diyorlar ki size ey Türkiye. Senin tüm sınırına bakıyoruz 910 kilometrelik işte Suriye. Kevgir gibi gerçekten değil mi? Bu sınırlarda hiçbir şey almıyor. 11 tane de kapın var orada. Burada cirit atıyor teröristler, IŞİD teröristleri. Karşı taraftan gelip gülüyorlar filan. Yani böyle bir şeyler oluyor. Onlara bir şey yapmıyorsun ve sınırında gerekli tedbirleri almıyorsun ama tutturmuşsun içeri gireceğim ve burada bir şey yapacağım Kürt devletini durduracağım filan diye. Ve üstelik de o devleti durduracağım dediğin zaman birileri de diyor ki bir dakika diyor ya böyle bir şey yok. Bir de sen diyor bu tür gerekçelerle başka şey yaparsan içeride de başka tür sorunlar çıkar filan. Şimdi ben... Herhangi bir koalisyon görüşmesinde karşımıza gelecek olan insandan ciddiyet bekliyorum Şirin Hanım. Ciddiyet nedir biliyor musunuz? Biz herhangi bir savaşa gireceksek eğer bunun gereğini yapabilecek, cüreti gösterecek bir partiyiz. Yaptık işte Kıbrıs'la ilgili hadisede Sayın Ecevit'in kararıyla değil mi? Onun bir gerekçesi vardı. Şimdi... ama baktığımızda bana insanların ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne insanların şunları açıklaması lazım. Yaptığınız herhangi bir operasyonun siyaseten Suriye'de ne tür bir siyasi çözüme yardımcı olacağını söyleyin. Bir. İkincisi bu nihai çözüme ulaşmak için müttefiklerinizle ve bölge ülkeleriyle bir anlayış birliğine vardınız mı? Yoksa siz kendi kendinize ben içeriye giriyorum dediğiniz zaman karşınıza Suriye bir dakika bu işgal devletidir mi diyecek? Öbür taraftan İran kalkıp bir dakika sen o işi yapamazsın biz bakalım kendi çıkarlarımızla ilgili ne yapıyoruz mı diyecek? Batılı ülkeler ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı yok ve siz hakikaten böyle bir harekete girdiğinizde uluslararası hukuku ihlal ediyorsunuz mu diyecek. Ayrıca velev ki hakikaten çok önemli güvenlik gerekçeleriyle hepsini anlattınız. Çıkış stratejiniz belli mi? Ne kadar zamanda çıkacaksınız? Ve bütün bunlar neticesinde maliyetiniz nedir? Değil mi? Ve bunu biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrıntısıyla da görmek isteriz açıkçası. Ve contingency planlarıyla birlikte. Şimdi bütün bunlar olmadan... Halka dönüp işte orada bir şey oluyor filan diye birisi bir şey söylüyor ve onun üzerine de başka bir çabaya girişiliyor. Şimdi halkımız şunu unutmasın lütfen. Eğer bugün sadece sınırda önlem almak üzere dahi o tanklar, o askerler hepsi o tarafa yığılıyorsa, yığınak yapılıyorsa bunun bir maliyeti vardır değil mi? Bu maliyeti biz niçin çekiyoruz biliyor musunuz? Çünkü AKP yanlış politikalar uyguladı
Ve bunun neticesinde şimdi güneyimizdeki sınır öyle bir tehdit haline geldi ki korumak zorunda kalıyoruz. Müsebbibi kim? AKP. Şimdi dolayısıyla bizim karşımıza gelindiğinde o koalisyon görüşmelerinde ciddiyetle, doğru dürüst bilimsel yaklaşımla, öyle küçük siyasi hesaplarla değil, Türkiye'nin çıkarlarını gerçek anlamda koruyacak partner görmek isteriz. Biz Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz ve bir koalisyon yapacağız dediğimiz zaman, onu Sayın Cumhurbaşkanı 3 ay sonra şey bekliyor diye, erken seçim bekliyor diye 3 aylık yapmayacağız. 4 senelik yapacağız. Evet. Siz Sayın Davutoğlu'nu yakından da tanıdınız. Evet. Siz her ne kadar dış politika onun sorumluluğundaydıysa da geçmiş evet. dönemde. Bu Suriye'deki durumun sizin anlattığınız çerçevede olabileceğini Sayın Davutoğlu görüyor mudur? Yani o anlamda sizin uzlaşabileceğinizi düşünüyor musunuz? Evet. Belli noktalarda nasıl düşünüyor? Yani bu anlamda bir ayrım yapıyor musunuz Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Davutoğlu'nun arasında? Birlikte çalıştığınız için soruyorum. Yani burada bir uzlaşı sağlanabilir gibi görünüyor mu Davutoğlu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce arkadaşlarımın söylediği gibi ben Sayın Davutoğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'nın istek ve arzularına ne ölçüde karşı çıkacağını bilmiyorum. Ama Sayın Davutoğlu bir akademisyen olarak tartışmayı bilen ve konuyu tartışan, yani kişiselleştirmeden o konuyu tartışıp sonucu itibariyle de, yani nasıl söyleyeyim, ikna edilmesi zor bile olsa, çünkü ideolojik bir tarafı vardır Sayın Davutoğlu'nun, ama mantıkla oturulup da bir takım şeyleri doğru dürüst çözelim diye bakıldığında 3 aşağı 5 yukarı belli bir anlayış birliğine varılabilecek tarafı olabilir. Ama buna başka faktörler devreye girdiği takdirde mümkünatı kalmaz. Selin Hanım, şimdi bir seyircimizin sorusu size sorayım. Demiş ki, sormuş daha doğrusu seyircimiz, koalisyona her giren parti muhakkak o koalisyondan zarar alarak çıkar. Hı. Ekonominin bu şartlarında. CHP nasıl olup da böyle bir şeyi göze alıyor? CHP asla ve asla kendi siyasetiyle ilgili, yani kendi siyasi geleceğini ön plana koyarak karar vermiyor. CHP Türkiye adına ihtiyaç duyulanlar ışığında karar veriyor. Ve bu ihtiyaçları da kısa vadeli kaygılarla değil, uzun vadede bir varlık gösterme ihtiyacımızın da bilinciyle vereceğimiz konusunda hiçbir endişesi olmasın seçmenimizin. Yani tabii ki şimdi ben bütün bu sohbetten esasında şu özetin çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu ekip bir iyimserlik ortaya koyuyor ve iyimserlik bizden kaynaklanıyor. İyimserlik şuradan geliyor. Ön seçimde gelmiş, özgüveni var dedi Sayın Sağlar, ama sadece ön seçimden geldiği için özgüven duyan bir ekip yok. Ne yaptığını bilen ve Türkiye'nin sorunlarını tespit etmiş ve bunlara yarın işleme koyabilecek çözüm reçetesini hazırlamış bir CHP olduğu için yüksek bir özgüven var. İyimserlik buradan geliyor ama, ve bu ama küçük bir ama değil, temkinli bir iyimserliğimiz var. Temkin de şuradan geliyor. Biraz önce samimiyet diye adlandırılan şey bir güven gerektiriyor. Bu güven kısa vadede CHP'nin yok olmayacağı, ama önemli olan kısa vadede Türkiye'nin sorunlarına çözüm üreten bir siyasi platformunda oluşmasını sağlayacak bir CHP'nin varlık göstermesi. Yani tabii ki biz kendimize dair değerlendirmeleri yapıyoruz ve o amayı küçük kılmayan, İşe çok temkinli yaklaşan bir CHP var. Temkinli yaklaşmasına da fırsat veren bir özgüven, iyimserlik ve hazırlık var. Yani burada mesele bizim prensiplerimizle, Türkiye'nin ihtiyacını ortaya koyan prensiplerle yapılacak herhangi bir iktidarın esasında Türkiye ekonomisi için bir kurtuluş olacağına dair bir soru işaretimiz yok. Türkiye ekonomisinin sorunları nedir? Ya bizim yeni bir üretim modeline ihtiyacımız var. Katma değeri yüksek üretime geçmemiz gerekiyor. Bizim bir sosyal yeniden dağılım konuşmamız gerekiyor. Asgari ücretin arttırılması Türkiye ekonomisinde bir paradigma değişikliğinin ön adımıdır. Ne diyoruz biz? Vatandaşa emeğinin karşılığını veren bir sistem kurulursa vatandaş verimli ve etkin bir şekilde sisteme dahil olur. Yani şuna geliyor. Bu prensiplerle yönetilen bir Türkiye'de koalisyonda kimin olduğundan bağımsız olarak bir başarı yakalanır.
ama bu prensiplerle yönetilmesi gerekir. Evet. Bir seyircimiz de sormuş, hemen onu sorayım. CHP'nin herhangi bir hayali var mıdır? Bugüne kadar hiç duymadık demiş. Herhalde kampanya döneminde bizi dinleme fırsatları olmamış. Emekli maaşlarının dışında, yani daha çok kastettiği anladığım kadarıyla Ümit Bey, bu biraz önce sorduğumuz mega projeler tabii, meselesi. Belki Ümit Bey'e şunu söylemekte fayda var. İlk 100 gün için Türkiye'nin yapması gerekenler diye bir liste koyduk. Neydi? Emekliye maaş verilmesi, asgari ücretin düzeltilmesi, kamuda taşeron işçiliğin bitirilmesi, yani güvenceli çalışma piyasasının kurulması ve yeniden bir dağılım. Bu ilk 100 gündü. İlk bir yıl ne dedik? Türkiye'nin üretime geçmesi gerekiyor. Yeni bir teşvik sistemi kurması gerekiyor. Bölgesel değil, yapılan işi teşvik eden bir ekonomik yapıya dönmesi gerekiyor. Siyasi ahlak yasasını çıkarması gerekiyor. Borçlar birikmiş. O borcun altında ezilen vatandaşın borçtan kurtulması gerekiyor. Bunlar ilk bir yıl içinde kurduğumuz hayallerin somuta dönüşmesiydi. Ama ikinci yılda ne yapacağımızı da anlattık ve dedik ki biz Türkiye'yi dünyanın merkezi yapan ve hak ettiği coğrafi konumdan ve dinamik genç nüfustan faydalanmasını sağlayacak konuma onu getirecek altyapı projelerine ikinci yılda başlayacağız dedik. Hayalimiz ne? Dünyanın kalbinin Türkiye'de atması. Ve bunu sağlayacak olan esasında somut önerileri de ortaya koyduk. Sadece hayal kurmuyoruz. Hayali gerçeğe dönüştürecek 100 gün, 1 yıl, 2 yıl, 4 yıl, 20 yıllık bir planla hazırlandık. Ve buradayız. Bir soru hemen size geçeceğim ondan sonra. Ali Babacan 3 döneme takıldı. Artık koalisyonda, eğer bir koalisyon olsa olmayacak ya da hükümette olmayacak. Eğer AK Parti ile bir hükümet kurulursa. Bu yani dolayısıyla AK Parti'de kim ekonominin dümeninden sorumlu olacak muhtemel bir koalisyonda ya da neyse sizin ortağınız olacak sorusunun cevabını bilmiyoruz ama bu sizin için eksiklik mi? Bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Bu sorunun içerisinde Türkiye'ye dair ortaya konan eksiklik şu. Tek isme ve şahsa bağımlı bir istikrar algısı Türkiye'de kurumların ne kadar zayıflatıldığına dair önemli bir sinyal barındırıyor. Yani biz isimler üzerinden değil prensipler üzerinden konuşuyoruz. Bakanlıklar üzerinden değil yapılacak işler üzerinden konuşuyoruz. Kimin bakan olacağı önemli değil, yapılacak işler önemli. Hı hı. Peki siz biraz önce azınlıktan bahsediyoruz. Ali Babacan'ın olmaması bizim için bir şanstı. Bakın bizde Selin Hanım var. Bizde Ali Babacanlar yok. Yani 500 tane falan Ali Babacan da yok. Biz sosyal piyasa ekonomisine, yani emekten yana ve insanların zenginleşmesi, adil paylaşması için bir ekonomik modelden yanayız. Dolayısıyla Ali Babacan'ın uyguladığı politikayla biz ayrıyız. Gördüğünüz gibi Selin Hanım burada onu anlatmaya çalıştı. Selin Hanım gibi arkadaşlarımız da var. Onu bir kere koymak lazım. Olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. CHP olarak bizi ilgilendiriyor. Sosyal demokrat bir anlayışın ekonomik modeli çok daha farklı olacaktır. Bunu söylemek istiyorum. Gelelim hayaller meselesine. Dünya, insanlık hayal kurarak bugünkü gelişime geldi. Siyasetçiler de hayal kurarlar. Bizim bir hayalimiz, benim hayalim çevreyi tekrar kurtarmak, doğayı tahrip eden bu 13 yıllık tahribatın önüne geçebilmek. Bizim en büyük hayalimiz bu. Şimdi bakın, sadece çevreyi de insanı da kurtarmak. Bir eğitim politikası uyguluyor bugün 13 yıl. 4 artı 4 artı 4. Sonucunda diyorlar ki kindar bir gençlik yetiştireceğiz. IŞİD'den bahsettik saatlerce. Bütün dünyayı ilgilendiriyor. Masraf ediliyor. İnsanlığın geleceği, dünyanın geleceği ve harcanacak olan paralar bugün savaşta kullanılıyor. Silah atarak, bomba atarak, uçaklar kalkarak. Niye? Kindar anlayışı yerleştirmek için. Nefret söylemiyle bir toplum yetiştiriyor. Bir nesil gidiyor. Bizim hayalimiz o nesli kurtarmak. Doğru bir eğitim politikası uygulamak. Biz eğitilmiş bir toplum olmalıyız. Biz geleceği görebilecek, bize yapılanlarla yapılmayanların arasını... Zamanım çok az kaldı. Bülent Bey döneceğim. Dolayısıyla ön şartlarınızdan biri imam hatipler kapatılsın. Hayır, 4 artı şey, 4 artı 4 bir düşüncemiz, silsin. Hiç öyle bir düşüncemiz böyle yok. Böyle şartlarınız olacak. Hayır, yani siz 14 maddeyi saydınız ama daha... Şirin Hanım çok rahatlıkla söylediği, sorduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bizim imam hatipleri kapatmakla bir ihtiyacımız yok. Biz insanlarımızın, köyde yaşayan insanımızın, kentte yaşayan insanımızın, yoksul insanımızın çocuklarını okutup İyi yerlerde kendilerine daha sonra özel anlamda, yani kişisel anlamda bakabilecek. Peki. Doktor olmasını, avukat olmasını istiyoruz. Bizim için o okul bu okul değil. Bizim için eğitim reformu, yeniden bir yapısal
değişik eğitim yapılanmasını yaratmaktır. Yani protokol olursa eğer, diyelim ki AK Parti ile, ya bu okullar kapatılacak, şunlar bak, kalacak, ya bunlara AK Parti ile protokol kuracak, şöyle, kurmayacak meselesinde hayır, değiliz. Yani herkes, yani şartlar ne olacak diye konuştuğumuz için, yani böyle bir yaklaşımı yok diyorsunuz CHP'nin. Yok, bakın yani DYP-SHP koalisyonunda bunun için de bizi bazen yeriyorlar. En fazla imam hatiplerin açıldığı son zamanlarda dönemdir. Bizim öyle bir anlayışımız yok. Bizim eğitimin kaliteli olması. Bizde eğitimde öğrenci başına 300-600 dolar harcanıyor. İlerlemiş ülkelerde 5000 ile 15000 dolar arasında bantlarda eğitime para yatırılıyor. Ve eğitim çağdaş, bilme dayalı eğitim yapılıyor. Kinder gençlik yetiştirilmiyor. Aksine araştıran, sorgulayan, kendisini ve toplumunu geleceğe taşıyan gençlik yetiştiriliyor. Bülent Bey, buyurun son sözü size bırakıyorum. Yani şöyle, şimdi buyurun. Pardon. Tabii, bizim yani şunun altını çizmek lazım. Bizim okul kapatmayla falan bir derdimiz yok. Bizim içinde olacağımız bir hükümet Türkiye'yi yönetecekse, o Türkiye'de hiç kimsenin dinsel inançlarını ne kimse sömürebilecek, ne kimse kullanabilecek, ne de kimse engelleyebilecek. Özgür bir toplum arzu ediyoruz. Hayalimiz bu. Bir seyircimiz sormuş. O tartışma sormuş, bitecek Türkiye'de. Bir seyircimiz sormuş. CHP milletvekilleriyle AK Parti milletvekilleri o kadar birbirlerine hakaret ettiler ki şimdi gelip bir koalisyon hükümet içinde nasıl birlikte oturacaklar? Yani nasıl? Bunu bir açıklar mısınız yani, seyircilere? Tekrar söylüyorum. Mesela sadece AKP, CHP ya da diğer partiler değil. Siyaset ülkeyi hizmet etmek için yapılır. Ülkeyi belli bir hedefe taşımak için yapılır. Siyasette geçmişe değil, geleceğe bakmak esastır. Geçmişe döner bakarsanız, ihtilaf konusu olacak meseleleri sürekli ön plana çıkarırsanız, Türkiye'de ne uzlaşmayı yerleştirebilirsiniz, ne ülkeyi yönetebilirsiniz, hiçbir şey yapamazsınız. O seçim döneminin gerilimleri geçmişte kalır. Geçen dönemde parlamentodaki tartışmalar geçmişte kalır. Yeter ki samimiyetle geleceğe bakabilecek bir iradeniz olsun. Biz ayrı ülkenin insanları değiliz. Biz birbirimizin kanlı bıçaklı düşmanı değiliz. Siyasetin normal gerilimi içerisinde doğal olarak bir evin içinde de insanlar birbiriyle kavga ediyor. Mahallede komşunuzla bir an kavga ediyorsunuz, ondan sonra o mahalleyi terk mi ediyorsunuz? O evden ayrılıyor musunuz? Sonuçta ülke bizim evimiz ve bu ülkenin içerisindeki siyasi partiler, o partilerin siyasetçileri, milletvekilleri hangi gerilimli anı yaşamış olursa olsun sonuç itibariyle Türkiye'yi düze çıkarma konusunda masaya oturduğumuzda o defteri kapatacağız, unutacağız. Bir şart hep vurguluyoruz, güven ve samimiyet meselesi. Eğer birbirimize güvenebilecek ortamı bulursak, samimi olursak, dünkü kavgaların bir kıymeti harbiyesi yok. Türkiye çok zor zamanlarında, aslında bizim halkımız, milletimiz bu deneyimi çok sık yaşamıştır. En zor dönemlerde geçmişte birbirinin boğazına sarılanlar daha sonra kucaklaşmıştır. Eğer biz bu kültürü, kavga kültürünü taşıyacaksak, bunun sonu yok. 80'den önce şuna bıçak çektiydi, silah çektiydi. Evet. 2 sene önce bu olduydu, onu kapatacağız. Son dedi. Kısa bir cevap rica ediyorum. Şimdi normal şartlarda Sayın Davutoğlu turlarını bitirdikten sonra, eğer koalisyonu kuramazsa, görevin CHP'ye verilmesi gerekiyor. Fakat Cumhurbaşkanı'nın CHP'ye hiç görev vermeden direkt erken seçim açıklaması yapabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Böyle bir duruma hazırlıklı mısınız? Bir yapamam. Stratejiniz var mı? Yani böyle yapamam. Bir şeyi yapacağını zannetmiyorum. Böyle bir şeyi yapmak demek siyaseten onun için de intihar olur. Yani anayasa şart ikinci sefer buna vereceksin demiyor ama bir anayasa geleneği var. Türkiye'de teamüller var. Orada açık açık yazması gerekmiyor. Teamüller gereği birinci verdiğin kuramazsa ikinci partinin genel başkanına görevi verirsin. O turları devam eder, o iade eder. Süren varsa üçüncüye de verirsin. Belki bir başkası kurar. Yani tabii mesela hükümet kuracak bir çaba. Şimdi bunların hepsi, bakın tekrar başta söylediğim şey, bunların hepsi hükümet nasıl kurulmaz da kriz yaratılır üzerine bir literatür oluştu son bir ay içerisinde müthiş biçimde. Bence o literatüre ihtiyacımız yok. Nasıl kurulur'u konuşmamız lazım. Ben peki, şeyi hatırlıyorum. Özür dilerim. 91 yılında SHP 3. partiydi. 1. parti de DYP'ydi. 2. parti de Erbakan'ın partisiydi. O zamanki partilerden bir tanesi.
Süleyman Demirel'e görevlendirildikten sonra ilk geldiği parti, üçüncü parti olarak SHP oldu. Ve biz de görüşmelere başladı. Erbakan koşa koşa geldi, kurmamamız gerektiğini anlattı. Şimdi burada erken seçime gidebilmenin tek yolu 45 gündür. 46. gün eğer Davutoğlu 46. güne kadar bir şey yapamıyorsa, elinde oyalıyorsa, topu ayağında dolaştırıyorsa, o zaman erken seçime gitme, götürebilme yetkisi, hakkı doğar. 45. gün içerisinde Davutoğlu ya 3. günde ya 5. günde bir karara varacaktır, varması gerekir. 45 gün denenecektir. 45 gün içerisinde hatta belki HDP'nin genel başkanına da başbakanlığı verebilir. O 45 gün dolması için her tarafı değil, demokratik canlı dünya bizi izliyor. Yani demokrasiyi bakan insanlar bak, gerçekten Türkiye'de şimdi sınav veriyoruz. Demokrasi var mı, yok mu? Peki. Vesayetler kalktı mı, kalkmadı mı? Ben Davutoğlu'nun da bu işi böyle uzatıp da 45 gün dolsun diye bir hile içerisinde olacağına ihtimal vermiyorum, onu söyleyeyim. Yani. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne yapacağı hiç belli olmaz, bir de onu bilmek peki lazım. Cumhurbaşkanı da istifa edebilir. Bakarsınız Cumhurbaşkanı istifa edebilir. Peki, sürem bitti. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bülent Tezcan'a, Sayın Selin Sayık Böke'ye, Sayın Murat Özçelik'e ve Sayın Fikri Sağlar'a. Bu akşam CHP'ye söz verdik. CHP ile başladık. Hem ana muhalefet partisi oldu, hem de seçimlerden AKP'den sonra en fazla oy alarak çıktığı için muhtemelen AK Parti'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye görevlendirmeyi verecek diye. Bugün CHP ile başladım ama diğer partilerle devam edeceğiz. Şöyle düşündük, madem partiler bir araya gelip tartışamıyorlar, öyle bir sistemimiz kalmadı maalesef. O parti bu partiyle, şu parti öbür partiyle genel başkanları düzeyinde ya da milletvekilleri düzeyinde bir araya gelip tartışmıyorlar. Biz de o zaman partileri teker teker alalım. En azından siz seçmenlere, vatandaşlarımıza ne düşündüklerini şeffaf bir biçimde aktarabilelim diye. Bugün CHP ile başladık. Diğer grubu bulunan, mecliste grubu bulunan partilerle devam edeceğiz. Hepsinin sesini, sözünü sizlere aktarmaya Hanım, ama devam edeceğiz. Haksızlık yapmayın. Biz diğer partilerle yan yana gelmeye sizi hazırız. Sizi söyledim. Yani genel olarak söyledim. Ya, biz çağrıda da bulunuyoruz. Herkes gelsin, karşılıklı konuşalım. CHP kendini ayırıyor bu noktada. Diğer partilerin çekinceleri vardı. HDP de daha bu konuda açık bir parti. Neyse, dediğim gibi diğer partilerle de devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz, katıldığınız için. CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları anlattılar durumlarını. Takdir sizde. İyi akşamlar efendim.